yapacağımız... Peki ben muhabbet olarak çıkacağım ben. Kapımı çakırıp, otelik soktora dike bulup durdum. Üşenim, iki don, üçlükte yukur yermesin, Rumya'ya girer. Kapımı ettiğin telefon, beni çöndüğüm götürmeydi de 5 milyon sömürlük telefonu. İçkende içkende kalsın telefonu sınma gel, yok hoşta bölme gel. Bu üçün iki tomarlama kurmaz. Polis yapınca tırı tıkı diyor. Bu üçün Muzrabat Tuman Sudu, Özgün Asta, Açık Sudu Bu üçün Muzrabat Tuman Sudu'nun reisi, Abdullah Emşin'in reisliği de halk maslahatçıları, Holikov, Mozorkun, Holikov, Sadunolar Dıştırak'ı da maskur cüneyt işine konu çıkışa kırışadı. Kontrolü kurucu, Suriye yardımcısı, Şeram'ın kontrolü gibi taraflardan Davlat Ayıbı'nın kontrolü uçuklayıklar, Surhancar'a Hürriyet Prokuraturası, bölüm boşluğu Razikov Abbas'a geçtiriyor getirdi. Dastan Piyoz Organ tamamından Uzbekistan Rıslıkaz Cilayet Kodeksi 165. modda 3. kısma arbandı. Cilayet Kodeksi 139. modda 3. kısma gebandı. 139. moddası 3. kısma agebandları. 140. moddası 3. kısmı A bandı. 165. modda 2. kısmı A, B bandlarından azaltıp bilgen cilayetlerine sadır edilgenlikte ayıplanıp sürge verilgen Sattori Otobek Ardımandan Zoda Goyt cilayetçi açık sürmesine kurup çıkıldı. Sur takibine taraflardan atvotlar, radyalar yok mu? Cilayet Prasol Kodeksi talabları bu üçe kodumda kurucu akvarat verin. Bugünkü sunması da kimden şuna geçecekti? Sonra göreceğiz. Sattori Otelik ve Cineyeç bu üçe bunu görüyorken Sancar Branşı'nda Görev Roçin, Çokolak, Solkun, Akmeyla, Maskona, Morbay ve Nesibe, Kuçarın Kurtanış, Kurdik, Kutkı, Kudakul, Aşuk, Kurtanın Zokuncan, Kirişken, Agvokardan, Camon Şokşakun, Hakim Recep, Abdülahat, Asrol, Bayan Hasan Akırar gelişken, bugün Guvoklar'a tekişte adıda su çakırı yorgan dışı da su bandısı da yetkilmeden sudan çok çok zor olup gelinden karakor sürdüler. Başka bir işler sorun yok. Orada tamamlayacağız, Rusfaz'ın tamamlayacağız. Demek, Sattori Otobek'e Advokatlik firması Samaykom, advokatlik firması advokatı Davlatov Umitbek Sadullayev qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilmoqda. Demak, sunmasida guvohlar hozirmi yo'qmi guvohlar? Demak, guvohlar lozim darajada chaqirilgan bo'lsa-da, sunmasida noma'lum sabablarga ko'ra ishtirok etmagan hamda kelish sabablarini ma'lum qilmagan. Jabrlanuvchilar To'rayev Ochmallayevich. Bor. Shopulatov To'lqin Xaltajiyevich. Bor. Ahmedova Maslana Fayzullayevna. Bor. Narbayeva Nasiba Tashnamirovna. Man. Shu yerdamisiz? Keling, sudlariga kiring. Kirish yo'lagiga bo'ling, marhamat, jabrlanuvchilar. Kocharov To'xtamish Nurullayevich. Koçarov Toxtamış Nurullayevich. Turdiyev Otkir Sadıqjonovich. Xudoyqulov Bashir Japarovich. Xursanov Zokirjon Marqulovich. Guvohlardan Jamolov Shohjahon. Hakim Rajab Erkinovli. Abdulahat Asror Boturovli. Tog'ayev Zuhriddin Toxtamishovich. Panjiyev Umidjon Isroilovich. Hangi kumcu işte geçiş yaptı mı yok mu? Yok. Davlat Ziyadın Avrakoviç. Yok. Adnan Muradov Şerfan Yüzlüyüç. Yok. Marşal Aziz Ahmetoviç. Eşpolat Tura Payanoviç. Bayoğlu Hasan Ergarpişiviç. Yerde. Kırnazarov Biyosudun Hayrullayıç. Kudoyqulov Bozorkul Asadınla. Salimov Fahrıdın Bahtiyarviç. Salim Fahdın Bahtiyarovich.
Kudayberdi İsmail Boriyevich. Evet, taraflarda Cinayet Prosesi Kodeksi talan boyunca, 933. maddesi talan boyunca prestij sorumlulardan Gopnik Skoysun ayrılara şirol geçişme yaptı. Bu hakem akılışı mümkün, mümkün emas ilk olsa fikirler yok mu? Bunda sorulan çoğuna şahsını arıtmayımız. Aktori okulda geldim olmanız oda. Ben. Taksız arıtmayımız kaç on kere de tutmuyansınız? Aktori okulda geldim olmanız oda. 15. fevral 1980'ci termi şarkıda tutmuyan var. Malatiz? Oli. Özbek var. Malatiz? Özbekistan Respublikası Fukarası var. Malumatiz? Malumatım Oli. Uylangan soylama. Uylangan ikide farzandım var. Bittası iki yarım yaşam, bittası altı oylik farzandım var. Mukaddam surlangan mısın yok mu? Surlanmagan var. Mukaddam surlanmagan siz? Surlanmagan. Yaxşı, sizde hukuk ve mecburiyetleriniz var. Cinayet Prosesi Kodeksinin 46. maddesinde belirlengende hukuk ve mecburiyetleriniz var. Ayrılan şu kısmı mecburiyetleri, ne kadar ayrılanırken de bilişi, kama kolingen ve Turgen Coyuncu Uluslu Arvak etken yakın karındaşken haber verişi, sunması tahtırge roya yapılışı, tılını lazım derecede bulmasa tercüman hizmattan faydalanışı, dağılıklar geldirişi, korsatılar verişi, yok ki korsatıl vermesin, hukukların da mecburiyetleri. Şunlar da mı? Hukuk ve mecburiyetleri, fazla hukuk ve manfaatlarınızda davlat ve hukuk sarılığa çıkma yoklayıp orada tamın kılıştı. Demek ki sütte tarafların hukuk ve mecburiyetleri var. Cemaat kımiyatçısı, para ve cevabı yer, onların vekillerinde Cinayet Prosesi Kodeksi 36. maddesi bilgilendirdik, hukuk ve mecburiyetleri var. Sattori Otabek Abdumanmaz oda, Nimada Ayıplarım Sütke bilgilerinizden haberiniz var mı? Var. Ayıplar Kulasan'a olgan mısınız? Olgan. Tanışıp çıkan mısınız? Tanıştım. Demek cevabılançılar siz? Ben cevabılan cinayet vakilde ha. Tergovga qatnashganmiz. Kamon lozim bo'lsa qatnashib order ta'lim qilamiz. Yaxshi order ta'lim qilsangiz, mumkin. Keling. Hatto shu ruxsat bersangiz, hozir munosabat bildirsak. Hozir meni tushunishim bo'yicha hozir sud majlisimizda sud tergovi boshlanadi. Shunaqa? Yo'q, boshlanganimiz yo'q. Jazmanchilar huquq majburiyatlari tushunib. Sud tergovi boshlanishidan oldin jipga talab qo'yuvchi tartiblar bor, majburiyatlar bor. Demak, qachon kelda tushungansiz? 1990-yil. 15. oktyabr Surxondaryoda Cherovo tumanida bo'ldim. Millatingiz? O'zbek. Ma'lumotingiz? O'zbek. Qayerda nima vazifa lavozimida ishlaysiz? Cherovo tumanida Chinoragul baraka MC rahbari. Dastlab tergov organ tomonidan jabrlanuvchi deb e'tirof etilgansiz. Jabrlanuvchilar Jinoyat Prosessual Kodeksining 55. moddasida belgilanganidek huquq majburiyatlari bor. Ko'rsatuv berish, dalillar taqdim qilish, iltimosnoma berish, murojaat qilish, o'z ona tilida yoki tarjima xizmatidan foydalanish, o'z manfaatlarini himoya qilish uchun vakil olish, surishtiruv va tergovning ruxsati bilan tergov harakatlarida sudda ishtirok etish hamda sudning chaqiruviga binoan hozir bo'lish, haqqoniy ko'rsatuv berish, qonuniy vakil sifatida advokatdan advokat xizmatidan foydalanish huquq va majburiyatlari bor. Sizga tushunarli bo'ldimi? Jinoyat Prosessual Kodeksining 55. moddasida belgilangan huquq va majburiyatlaringiz. Advokat xizmatiga ehtiyoj yo'qmi? Yo'q. Markam çok iyi mutlu oldu. Şokolat tutuldu hatta gibi için. Şahsı dağıtlayınız. Şokolat tutuldu hatta gibi için. Kaç on kayarda tutuldu yansız? Benim toplum etkin sakıcı, benim tekrar aldım. Zor oldu tamamen verdim. Milletiyiz. Özbek. Malumatiyiz. Oli. Kayarda var vazifen yok ki lavazımda işleyiz. Kendimizdeki ekspres boyakalı. Nasıl çekilin cemiyeti başladı. Oyla ve polis. Dört nefes var tanımda. Sizga ham Jinoyat Prosessual Kodeksining 55. moddasida belgilangandek huquq va majburiyatlarni tushuntiramiz. Ko'rsatuv berish, dalillar taqdim qilish, iltimosnoma berish, rad qilish, o'z ona tilidan va tarjimon xizmatidan foydalanish huquqlaringiz bor. Hamda sud qarorlaridan norozi bo'lsangiz, shikoyat qilish huquqlaringiz bor. Qonuniy vakil sifatida advokat xizmatidan foydalanish huquqlaringiz bor. Summasi tartibga rioya qilish majburiyatlaringiz bor. Huquq va majburiyatlarni tushunarlimi? Advokat xizmatiga ehtiyoj bormi yo'qmi? Advokatim bor. Kim advokatingiz? Mamatqulova Sorat opa order talab qilishgan, demak, qonuniy huquq va manfaatlaringizni himoya qilishadi. O'tiring, o'tiring. Ahmedova Masqara Fayzullayeva. Shaxslarni aytamiz opa. Ahmedova Masqara Fayzullayeva. 1976 yil, men viloyat onkologiya dispanserida xodimlar bilan ishlash mutaxassisiman. Hozircha ikkita
Siz nakam kutlama mecburiyetleriniz var. Cumhuriyet Prasalık Kodeksi 55. maddesinde bilgilendirildik. Korsatı veriş, dalılar tanım kılış, iltimaslama veriş, rahat kılış, oz onatından ve tercüman hizmetten faydalanış, oz manfaatları istimaya kuruşun, advokat, kanun vakil sıfatla advokat hizmetten faydalanış şüklarız var. Bana advokat iz işlem ediyordu mu yok mu? Yüge advokatlik uyuyorsa advokatı Darma Batı Bayrat Muhammed İç Kamil Komatörler İskim Yapları. Efat Ötü Yoktu. Narbay ve Nasip Ataş Demir Ulan. Şahsızlarım da hepsi sınıf aminiz. Narbay ve Nasip Ataş Demir Ulan. Kaçak nerede doğuyansınız? 17. Dekabr, 1970 yıl Zeynep Tumar'da doğurdu. Millatingiz? Millatim oddiy. Ma'lumotingiz? Oliy. Qayerda nima vazifa lavozimda faoliyat yuritasiz? Zeynep tuman fuqaro bo'limida mudira lavozimida edim. Sog. Hozir ishsizman. Hozir qanday ishsizsiz? Sizni ham javoblash deb dastlab tergov organ tomonidan e'tirof etilgansiz. Jinoyat protsessual kodeksi 55-chi moddasida belgilangandek, bu qanda majburiyatlaringiz bor? Jabrlanuvchi ko'rsatuv berish, dalillar taqdim qilish, iltimosnoma berish va rad qilish o'z onatidan va tarjimon hizmetten faydalanış, sud mas tartib ve röya kılış, kanda kombi vakil sıfatla advokat hizmetten faydalanış hukuk ve mecburiyetleriniz var. Şunlardı mı? Şunlardı. Advokat sıçrak için yaptı mı? Yok, advokat. Advokat ki ihtiyaç var mı yok mu? Evet. Demek bozuluk manfaatlarınızı kama yapma olmaz. Evet. Merhaba, oturun. Kocaarık toplamıştı bununla ilgili. Şahsızlar benim, isim familiyiz. Kaçan değerli doğum yazsın? Sofalları benim değerli şahsızlar. Burada biz? Neçancı yılda doğum yazsınız? 1986. Kayarda nama vazife, lavazımda faaliyet yaparsınız. Şahar gaz bölümünde, Kirpiyen gaz bölümünde. Terimiz şahar gaz bölümünde, sültürülgen gaz bölüm boşu lavazımda işleyiniz. Aydalımsız? Aydalım. Barzatlarız? Sizin hem dastlap yorulurken tomanda cevrlanıştığı bir trafik tutuyansız, sultakın cevrlanıştığı bir trafik tutuyansız. Bu fanda mecburiyetler düşündüğünüz, Cüneyt Prasal Korkusu 55. maddesinde bilgilen geldik, korsatı veriş, darlılar takdim kılış, iltimaslama veriş, varant kılış, oz manatında da tercüme hizmetten faydalanış, oz manfaatları rizikada yapmış maksatta, kavim bir vakil sıfatla advokat hizmetten faydalanış, sud mesleği göre yapmış, bu fanda mecburiyetler rizik olur. Şunlarda mı? Advokat hizmetten ihtiyaç var mı yok mu? Faydalanış ki. Sonra müzakereye uygunca bulunan bozukçuya advokat hizmetten faydalanan şükürler saklanıp kaldı. Merhaba tutmayın. Turdik Otkür Sadıkçı Anıç. Şahs tanıtlayınız isim familiyiz. Turdik Otkür Sadıkçı Anıç. Kaç an kere doğuyansız? Turdik Tümar'da 1988 yılı. Milletiniz? Turdik. Malumatiniz? Oluyor. Kayırda numara lavazımda işleyiniz. Kudukkaya Sultanlı Öfilerinde direktör namazını oğlum masaletini açtığım bölüm okuyoruz. Oylalı mısınız? Oylalı. Barzanlarınız? Mahallesi. Yaşaş mazlıyız? Terimiz Tuman namaz mahallesi. Sizin hem canlılarınızı sıfatlı itiraf edip soruyoruz. Cinayet Prasal Polisi 25. modası da bilgilen geldik. Bu konuda mecburiyetleriz bu. Korsatum giriş, darlılar tarzdan kılış, ürtümaslama giriş, karlar at kılış, oğlum atında ve tercüme kılmaktan faydalanış. Oz manfaatlarınızı hıma yapmış maksatta advokattan, kavmi vakit sıfatlı advokat hizmetten faydalanış, sud bazı tartımda röya kılış, o kanda mecburiyetleriz var. Şunlarda mı? O mecburiyetleriz. Advokat getirdiniz var mı? Var. Mahmut Kulva Salat Çoruyum'da kavmi hukuka manfaatlarınızı hıma yapılmakta. Orada tarzdan kışkı. Merhaba, oturayım oturayım. Kudayın Kulu Maşur Cabbarıç. Şahsı tanıklarınız? Kudayın Kulu Maşur Cabbarıç. Yine tümarıyla kurdum. Neçenci yılda doğuyansınız? 1999 yılında kurdum. Milletiniz? Hizmet. Malumatiniz? Orta. Kayırda tüm vazifede faaliyet yurttasın. Dino, Dino, tümar gaz, kudur gazda, kuyullarda da şahit hadet yurttasın. Kayda uçma vazifesinde faaliyet yurttasın. Sıkan hukuka mecburiyetleriniz var. Cüneyt Prasal Kodeksi 55. maddesinde bilgilen geldik. Korsatma veriş, dalılar tanıdık kılış, iltimaslama veriş, varat kılış, oz onatıldan ve tercüme hizmetten faydalanış, oz manfaatları sıkmaya kılış maksatında, kavmi vakit sıfatla advokat hizmetten faydalanış şüklarıyız. Sud masi tartıp görülen kılış mecburiyetleriniz var. Şunlarda mı hukuka mecburiyetleriniz?
Advokat hizmetine ihtiyaç var mı yok mu? Yok. Yaxshi, marhamat, o'tiring. Kursanov Sokurjon Nurqulovich. Shaxsini aniqlaymiz. Kursanov Sokurjon Nurqulovich 1980-yil bo'lsin tuman. Bo'lib qaytgan gaz surg'anlari bo'lsin tumanidan haydovchi vaqtida ishlagan. Ma'lumotni o'rtab, ishda farzandim bo'lgan. Tam jabrlanish sifatida e'tirof etib so'rayman. Jinoyat protsessual kodeksining 55-chi moddasida belgilanganda huquq majburiyatlaringiz bor. Ko'rsatuv berish, dalillar taqdim qilish, iltimosnoma berish, rad qilish, o'zaro tilda so'zlashish yoki tarjima xizmatidan foydalanish, qonuniy vakil sifatida advokat xizmatidan foydalanish huquq va majburiyatlaringiz hamda sud tartibiga rioya qilish majburiyatlaringiz bor. Tushunadimi sizga huquq va majburiyatlaringiz? Advokat xizmatiga ehtiyoj bormi yo'qmi? Marhamat, o'tiring. Demak, taraflarda sudlanuvchi hamda jabrlanuvchilarni shaxsiga doir savollar tushunmovchiliklar yo'qmi? Demak, sud tergovini boshlashdan oldin taraflarda iltimoslar bo'lmasa, sud tergovini Jinoyat protsessual kodeksi 439-chi moddasi talabi bo'yicha davlat ayblovini qo'zg'atuvchi prokuror ayblov xulosasini o'qib eshittirsangiz. Bugungi jinoyat ishi bo'yicha sud tergovini muhokama qilish uchun ta'lim qilingan Sattoriy Otabek Abdumanonzoda 1980-yil 15-fevral kuni Termiz shahrida tug'ilib, Termiz shahar ma'rifat mahallasi Mirzayev ko'chasi 144-uchinchi uy 2-chi xonadonida yashab kelgan. Dastlabki tergov hujjatlariga ko'ra, Sartori 2020-yil iyun oyida Termiz shahri Istiqlol ko'chasida ko'p qavatli uylar qurilishini amalga oshirayotgan Termiz Eco Express loyiha MCJ rahbari Shohbulat hamda Termiz shahar hokimi Xudoyberdiyevlarga uchrashib, shahar hududida va qurilish sohasidagi salbiy holatlarni video tasvirga olib, salbiy ma'lumotlarni kelgusida internet ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib, oshkor qilishi, buning natijasida esa javobgarlikka tortilishi va ishdan bo'shatilishini aytib qo'rqitib, jabrlanuvchini juda ko'p miqdordagi mulkini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yib, kelgusida video tasvirlarini internet ijtimoiy tarmoqlarga tarqatmaslik evaziga onasi Islom va Fidolatning nomiga rasmiylashtirilgan Termiz shahar Salomatlik ko'chasi 1-uy va singlisi Sattoriy Sitora nomiga rasmiylashtirilgan Salomatlik ko'chasi 1A uylarning buzilishi natijasida to'lab berilgan 234,835,000 so'm pullar evaziga shahar hududidan yangi qurilayotgan ko'p qavatli uylardan ikkita, ya'ni narxi 352,000,000 so'm bo'lgan 2 xonali va narxi 431,000,000 so'mlik 3 xonali xonadon rasmiylashtirib berishni talab qilgan. Termiz Eco Express MCJ tomonidan Istiqlol ko'chasi 6-uydan 2-chi qavatidan 2 xonali 42-chi uy va 3 xonali 44-chi uylardan o'zining nomiga rasmiylashtirishga erishib, ushbu 2 xonali uy uchun Sattoriy tomonidan 36,817,000 so'm, 3 xonali uy uchun esa 198,018,000 so'm jamiyatga to'lov qilib, oldi sotish shartnomasida esa 42-chi uy uchun 200,000,000 so'm, ya'ni Sattoriy to'lov qilgan summadan 163,183,000 so'm va 44-chi uy uchun esa 280,000,000 so'm, Sattoriy to'lov qilgan 81,982,000 so'm jami bo'lib 245,165,000 so'mni MCJ hisob raqamidan olgan ikkita xonadon uchun qoramachilik yo'lidan to'lov qildirib, shartnomada ko'rsatilmagan 304,000,000 so'm pullarni esa shahar hokimi Xudoyberdiyevga to'latishga majbur qilib kelganligi aniqlangan. Shuningdek, Sattoriy o'zining jinoyat harakatlarini davom ettirdi. G'arazbo'ylik va boshqa fazilatlarda Termiz shahar Bayramlar mahallasida yashovchi fuqaro Ahmedovaga nisbatan ommaviy axborot vositalari orqali shaharda qiluvchi uydirmalarni tarqatish, ya'ni tuhmat qilish maqsadida 2020-yil 9-chi iyulda Termiz shahrida joylashgan respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliyot tibbiyot markazi Surxondaryo viloyati hududiga borib, fuqaro Ahmedova bilan ilgaridan ziddiyati bo'lgan fuqaro Ravshanova bilan suhbat bilan uchrashib, Ahmedovani sharmanda qiluvchi asossiz ma'lumotlar to'plab, uning tibbiyot markazida o'zining egallab turgan lavozimidan tashqari qo'shimcha ish o'rniga egallab turib, oylik maoshi olib ishlab kelayotganligi, ishga noqonuniy ravishda qaytayotganligi to'g'risida Termiz shahridagi onkologiya dispanseri Abdulkadirovning korrupsion o'yinlar shifokor fosh qildi rukni ostida videorolik tayyorlab, ushbu ma'lumotlarni ishlov berib,
moddiy manfaatli vazgurlarning internetning YouTube va ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib yuborganligi aniqlangan. Bundan tashqari, Sattoriy o'zining jinoyat harakatlarini takroran davom ettirib, g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda Denovtu Manfiqdiyo bo'lim mudirasi lavozimida ishlab kelayotgan fuqaro Morboyevaga nisbatan ommaviy axborot vositalari orqali shaxmanda qiluvchi uydirmalarni tarqatib, unga og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etishda ayblab, tuhmat qilish maqsadida 2020 yil 15-20 oktyabr kunlarida Davlat xizmatlari agentligi Denovtu tumani fuqarolik holati da'vatnomalarini yozish bo'limiga borib, fuqaro Narbayevadan ilgaridan ziddiyati bo'lgan Denovtu tumani Yangiqarab mahallasida yashovchi fuqaro Vohidova bilan uchrashib, Morboyevaning xizmat burchini bajarish bilan bog'liq holda ichki tartib qoidalarini buzgan va fuqaro olish maqsadida fuqaro bilan savdolashib pul talab qilganligi haqida ommaviy axborot vositalari orqali rivoyat tarqatib, o'zining ushbu harakatlari bilan fuqaro Morboyevaning shaxsiy va qadr qimmatini tahqirlayotganini anglagan bo'lsa-da, uning fuqarolardan 2.5 million so'm va 2 kg pista talab qilayotgan poraxo'r rahbar deb videorolik tayyorlab, ularni o'z administratori bo'lgan Telegram va Facebook messenjeridagi xalq fikri kanallari orqali internet ijtimoiy tarmog'iga tarqatib yuborgan. Sattoriy o'zining yuqorida ko'rsatilgan jinoiy harakatlari bilan javobgarlikka tortilmasdan qolganini foydalanib, takroran tovlamachilik yo'li bilan o'zganing mol-mulkini qo'lga kiritish maqsadida 2020 yilning noyabr oyi o'rtalarida Termiz shahar gaz ta'minoti bo'limida suyultirilgan gaz xizmati bo'limining boshlig'i bo'lib ishlovchi Kuchar To'qtamishni shaharning Guliston mahallasida suyultirilgan gaz ballonlarini aholiga 22400 so'mdan tarqatilishi kerak bo'lsa-da, lekin u aholidan 23000 so'mdan pullarni olib, ularga 600 so'm qaytim pullarini bermayotganining holatini video tasvirga olib, salbiy ma'lumotlarni kelgusida internetning ijtimoiy tarmoqlariga joylashtirib, oshkor qilish, buning natijasida javobgarlikka tortilishi va ishdan bo'shatilishini aytib qo'rqitib, jabrlanuvchini o'z mulkini berishga majbur qilayotgan sharoitga solib qo'yib, kelgusida video tasvirlarni internetning ijtimoiy tarmoqlariga tarqatmaslik evaziga 1.5 million so'm pul berishni talab qilgan va tovlamachilik yo'li bilan talab etilgan pul mablag'ini ko'charib bera olmagani sababli Sattoriy 2020 yil 12 dekabr kuni o'zi administrator bo'lgan internetning ijtimoiy tarmoqlari Telegram va Facebook messenjeridagi xalq fikri kanali orqali video tasvirlarni tarqatib yuborgan. Bundan tashqari, Sattoriy o'zining jinoiy harakatlarini takroran davom ettirib, 2020 yilning dekabr oyi boshlarida hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati Surxondaryo filiali direktori o'rinbosari bo'lib ishlovchi Turdiyev O'tkirni hudud gaz ta'minot jamiyatining Surxondaryo viloyat filialining shahar va tuman bo'limida aholiga gaz ballonlar tarqatilishi, boshqa salbiy holatlar yuzasidan tayyorlangan videoroliklarni internet ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib, oshkor qilish, buning natijasida javobgarlikka tortilishi va ishdan bo'shatilishini aytib, qo'rqitib, jabrlanuvchini o'z mulkini berishga majbur qilgan sharoitga solib qo'yib, video tasvirlarni internetning ijtimoiy tarmoqlarga tarqatmaslik evaziga undan 10000 AQSh dollari ko'p miqdordagi pullarni berishni talab qilgan va tovlamachilik yo'li bilan talab etilgan mablag'ni Turdiyev bera olmaganligi sababli Sattoriy tomonidan 2020 yil 11 dekabr kunidan boshlab doimiy ravishda o'zi administrator bo'lgan internetning ijtimoiy tarmoqlari Telegram va Facebook messenjeridagi xalq fikri kanali orqali hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati Surxondaryo filialining shahar tuman bo'limlaridagi aholiga gaz ballonlar tarqatilishi va boshqa salbiy holatlar yuzasidan tayyorlangan videoroliklarni tarqatib kelganligi aniqlandi. Bundan tashqari, Sattoriy o'zining jinoyat harakatlari bilan javobgarlikka tortilmasdan qolganligidan foydalanib, jinoyat harakatlarini takroran davom ettirib, 2020 yil 21 dekabr kuni soat 11:00 viloyat hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati Dino bo'limi haydovchisi Xudoyqulov Ashur tumanining Shahrinam mahalla aholisiga suyultirilgan gaz ballonlarini tarqatishga ketayotganligini ko'rib, uni to'xtatib, ish faoliyatidagi kamchiliklarni aniqlab, gaz ballonlarini o'lchayotgan tarozi hamda tuman bo'limining chilangar ta'minotchi xodimsiz yurganligi holatini video tasvirga olib, salbiy ma'lumotlarni internet ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib, oshkor qilishi, buning natijasida esa javobgarlikka tortilishi va ishdan haydalishini aytib, qo'pti video tasvirlarni internet ijtimoiy tarmoqlarga tarqatmaslik evaziga 200 AQSh dollari berishni talab qilganda, Xudoyqulov ushbu mablag'ni bera olmaganligi sababli
22 dekabrda Sattoriy o'zi administrator bo'lgan internet ijtimoiy tarmoqlar, Telegram va Facebook messenjeridagi xalq fikri kanali orqali video dasturlarni tarqatib yuborgan. Bundan tashqari, Sattoriy o'zining jinoyat harakatlarini takroran davom ettirib, 2021-19 yanvar kuni hududga stanov Boysun bo'limi haydovchisi Xursand Zokirjonning tumanning Chilonzor mahalla aholisiga suyultirgan gaz balonini tarqatayotgan vaqtida keldi. Ularni gaz balonlarini taroziga o'lchamasdan aholiga 22400 so'mdan sotib tarqatilish kerak bo'lsa-da, lekin 23000 so'mdan aholiga aholidan pullarni olib, ularga 600 so'm qaytimini qaytarmaslikdan kelmoqda degan shart bilan video tasvirga olib, salbiy ma'lumotlarni internetning ijtimoiy tarmoqlariga joylashtirib, oshkor qilishi, buning natijasida esa javobgarlikka tortilishi va ishdan haydalishini aytib qo'rqdi. Ushbu video tasvirlarni internet ijtimoiy tarmoqlariga tarqatmaslik evaziga undan 200 AQSh dollari pullarini berishni talab qilgan. Biroq Xursandov qonunchilik bo'limidan talab etilgan to'lovlarni bera olmaganligi sababli Sattoriy 21 yanvar 2001 yilda administrator bo'lgan internet ijtimoiy tarmoqlari Telegram va Facebook messenjeridagi xalq fikri kanali orqali video tasvirlarni tarqatib yuborgan. Bundan tashqari Sattoriy o'zining jinoyat harakatlarini takroran davom ettirib, tovlamachilik qilish yo'lini boylik orttirish maqsadida 2020 yilning dekabr oyi oxirida Sherobod tuman Qo'rg'on mahallasida yashovchi fuqaro To'rayev Lochin rahbarligidagi Chinora Gul Baraka MCG'ga qarashib, Dehqon bozoriga borib, o'zini Bo'zorbek Sattoriy deb tanishtirib, bozorda yarmarka tashkil etilmaganligini va bozordagi boshqa salbiy kamchiliklarni qo'l telefoniga video tasvirga olib, ushbu kamchiliklar yuzasidan salbiy mazmundagi video rolik tayyorlash jarayonida bozor mas'ul xodimlarini og'zak tortishib qolgach, 29 yanvar 2021 yilda fuqaro To'rayevga telefon qilib, unga bozorni video tasvirga olish jarayonida o'zi foydalanib yurgan Redmi 5 rusumli, 5 plus rusumli qo'l telefon apparati sinib qolganligini yolg'ondan ro'kach qilib, agarda unga yangi Vivo X50 rusumli qo'l telefon apparati olib bersa, ushbu bozor hududidagi kamchiliklarni aniqlash maqsadida bormasligini, agar ushbu telefon apparatini olib bermasa, jabrlanuvchi uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni, shu jumladan bozordagi salbiy holatlarni tushirilgan video tasvirlarni internet ijtimoiy tarmog'iga tarqatib yuborishini aytib, undan tovlamachilik yo'li bilan bir dona sotilish narxi 5 million 40 ming so'mlik bo'lgan Vivo X50 rusumli qo'l telefon apparati olib berishini talab qilgan. Mazkur holat yuzasidan 30 yanvar 2021 yilda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro Sattoriy Otabek o'zining yashash uyi oldida fuqaro To'rayev Lochindan tovlamachilik yo'li bilan talab qilgan bir dona narxi 5 million 40 ming so'mlik Vivo X50 rusumli qo'l telefon apparatini olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalil bilan ushlangan. Yuqoridagilarga ko'ra Sattoriy Otabek Abdumannonzoda Jinoyat kodeksining 165-chi moddasi 3-chi qismi A, Jinoyat kodeksining 139-chi moddasi 3-chi qismi G, Jinoyat kodeksining 139-chi modda 3-chi qismi A G bandlar, 140-chi modda 3-chi qismi A bandi va 165-chi modda 2-chi qismi A bandida ko'rsatilgan jinoyatlar majmuini qasdan sodir etganlikda ayblanadi. Rahmat. Hurmatli jurnalistlar, sudan uchmanga ko'rinyapti. Jinoyat prosessual kodeks talab bo'yicha sudga tik turgan holda murojaat qilish kerak. Chekara qo'ymiz. Sattoriy Otabek Abdumannonzoda, davlat ayblov sudlovchi prokuror, jinoyat prosessual kodeks talablari bo'yicha ayblov xulosa mazmunini qisqacha o'qib eshittirdi. Sizga tushunarli bo'ldimi? Tushunarli. Ayblov xulosa mazmuni sizga tushunarlimi? Tushunarli. Aybingizga iqrormisiz? Iqror emasman. Aybingizga iqrormasiz? Davlatlarni tekshirish navbatini belgilash to'g'risida taraflarning fikrini olamiz. Davlat ayblovini qo'zg'atuvchi prokuror Kris. Agar sudlanuvchi iqror emasligini bildirsa, davlatlanuvchilardan boshlanib. Jinoyatchilar fikrlaringiz davlat tekshirish navbatini belgilash to'g'risida. Shu sudlanuvchini o'z aybiga umuman iqror emasligini inobatga olib, oldin jabrlanuvchi guvohlarni so'roq qilib, keyin Sattoriyni so'roq qilib, jinoyat hujjatlarini tartib qilish yo'li bilan sud tergovga berish so'raldi. Taraflarga qo'shimchalar bermoqchi bo'lsangiz, ishtirokchilarga. Demak,
Kuşbayat, Ozorunda, Adıyaman'da dasla cabırlan uçularını, sonra surlar uçunu, hem de guvaklarını, korsatuğunu işler, iş materyallerini taftış kılar, sonra muzakara uçuşluk hatta Ozorunda, Adıyaman'da. Cinayet Prasal Kodex 32. maddesi talan bu uça parmağış veremez, sunmasında hazır bulgen guvaklar taşlarına çıkıp uçlar izler. Sunmasında hazır bulgen guvaklar. Hormatlı Sos Ruhsat Üyesi'nde tutmasına bağlı. Bana polisi yedin öldürün hepçi sana görüşürüz mümkün. Üç gün orada şartlamak duyguyen ama tabi cinayet işine tolup tanışıp bunu mezmuna falan tolup bir son geldim ben yok. Şu sabah plenerde cinayet hücretleri falan tolup tanışıp sülh getirdiler böyle görüşüm için. Cinayet hücretlerine tanım kılışız ve sülh meclisinin boşluk günü kalışız. Yasal yüzyılda taraflar Kurban Surluğuk hayatı, şimdi Hımayatçı'nı fikri bulanmada yönse, Cümel Pratisi Okulu dekse de, agar Surluğun için bu zahirli okalı olmaması, okul olsasının olması, onu çıkıp, yine koldırışı lazımlığı hakkında tartıp belirlenen, turist ötüdür için olması. Şimdi Hımayatçı bir yerde kilitirilmeden, şu okul hayatını su hayatı gibi kaldı olmamız. Teşekkürler. Arvaketler, siz reis. Ne oldu? Sütte kaldı olmamız. Cinayetçi Davlat'ın Ümitmek Sarılbaşı'nda İltimos Namazı Yüzyılsan Sud Hayatı taraflarının fikrini alıp kanatlandırışını, rahat etişini lazım toptu. Sebabı cinayetçi buluş vakti hakkında biz haber vergenmiz. Hem de orada nuskalarını bizge kaldım etişken kumaklı advokatımız Davlat'ın Ümitmek Sarılbaşı. Hem de cinayetçi ile tanış imkanı, yani nuskalarından, cinayetçi hücretlerden nuskal oluş imkanı şarvet yaratı veremez. Sud matisi hali boshlanish davri. Sud matisi davomida hujjatlardan sud hujjatlari nusxa olish imkoniyatini sharoit yaratamiz. Sud matisini umumiy asoslarda davom ettiramiz. Masalan, jabrlanuvchilar To'rayev Lochin Allayarovich. Bosh kiyimingizni yechib olsangiz. Sud hay'ati sizga ko'rsatuv erkin ko'rsatuv uchun so'z beradi. Marhamat, sizda shaxsiy adovatingiz bormi, yo'qmi? Qanday holatda sizni ogohlantiramiz, huquq majburiyatlarni tushuntirdik. Yolg'on ko'rsatuv desangiz, Jinoyat kodeksi 238-240 moddalari bo'yicha ogohlantiramiz. Guvohlik qasamyoti bilan tanishib, sudga haqiqatni gapiraman degan mazmunda tanishib imzo qo'ying. Jabrlanuvchi To'rayev Lochin Allayarovich, tanishib sudga haqiqatni gapiraman degan mazmunda imzo qo'ydingizmi? Marhamat, sud hay'ati sizga erkin ko'rsatuv uchun so'z beradi. Bo'lib o'tgan voqealarda shaxsiy adovatingiz o'zaro kelishmovchilik imzo mavjud bo'lmaganmi? Hozirgi kunda sudlanuvchi bo'lgan Sattoriy Otabekov. Marhamat. Men To'rayev Lochin Allayarovichdan shaxsiy adovatim yo'q. 2020 yil dekabr oyining oxirida özüm rahbarlıktaydım öncelikle sabah kompleksi bordu. Korgen. Ben de oraya mutluyum. Kerin önce tasarı geçirirken ben böyle ne yapayım ki ben maç istedim, maç istedim. Cuma günü edeyim. Cuma günü çıktım. Telefon böyle, silahım telefon böyle. Kerin cuma günü. Böyle. Özüm tanesi de yapışın edeyim. Normal böyle yaptı. Kim borsa mücü, hokumiyat vakilleri, iç kişilik odunları, ama atı buradı. Kim içirdi, yaklaştık. İçirdi, siyon kapıldı yani. Böyle ise toy. Bunda ne haber yok da, nümur bürgenli, nümur koygenli çıkardım. Kim, telefonda siyon kapıldı. Oldu, yaklaşağımız dedi. Yani, kolim dedim, boşu dedim. Yaklaşağımız oldu, kim dedi, gitti. Günahı oldu. Hakimiyetten vakti hakim gözü iltimas kıldı. İşte bu anlamda ana var. Yarmarki üçün bu arada neydi? Yarmarki bölüşüge neydin? Üç dört gün bu arada var da oldu. Kara oldu. Yarmarki geçti. Ki hal yarmarki vakti gibi yok. O üç dört gün bu arada. İşte düşün dışında karansın yok. Sönü tarafı yani kendim adı yani kimi yok dedim üç dört. Ki gitti. Gittiğinden ki ara göre iki madde telefon kıldı, kötürme ağabey. Kötürme yanına ki, hakimiyet ki gene, Tuman hakimiyetimizde, Ümit Bancıyev falan,
bir geldikte beni telefon kıldı. Ben bulan gibi giden, şuna desa o bir, tınç işin dedi. Yani tüm numar verirsin gerek. Telefonuma ne var desa o birinde işin tınç işi var. Ben hal ederim. Hal ederim de kendi telefon kıldım. Şuna da bak yani. Şunu üstüne şeyleri bu telefonu bozulur, şunu şunu bilin. Tanesi de bunu bilin. Ben ne var yaptıysam, şunu üstüne sen şeyleri bu programdaki telefonu işleme kaldı. Ne böldüm, ne böldüm, telefonu verirsin diye. Şimdi yaptım telefonu, sen de mi dedim? Yok, o koyduk mu, yok, buranın sakıldım, buranın tarzı. Yok dedim, işleme kaldı, şeyleri bu programdaki telefonu verirsin diye. Şunu dedim, yani telefonu verirsin benim diye. Kim böldü de? Maalesef de, bu dedim. Telefonu koyduk, kırmızı dedim, uçak. Ki, yerde, ilk filmden kim mi, bir filmden kim mi? Telefon aldım. Evet, dışarı oturuyor abi telefonu, hiç mi beklemiyor? Kızakıp, dükkanlar. Dükkanlar söylediğimde telefon bir soturması, kem soturuşu. Çünkü o kim hastalığına ait dükkancılık. Bir hoş geldin söylediğimde, hoş geldin bir iş gün önce yaptım de telefonuna ait dedi. Orta olan. Kim? 5.10 mevcut sistem kültür olma hastalığını anonsunu bilgilerden ki, hiç kişiler sordumlar gibi. Konunun mu bu, nokonun mu şu hak hareketler diye mazındır. Çoluk ölçüyü söyleyeyim ben de, yaklaştığım gibi. Her zaman noz yatılır. Şu, oturuyor ki sattı hoş buradan. Telefonu da alıp gidelim. Mersin mahal dedim, telefonu değil, içeri oturuyor olken dedim. İntiyarımız şakarda indirin magazinde nömerini verildi, telegram okal yaklaştık. İndirin. Şimdi de böyle yaptım, benim telefonum burası uç geldi, bilmem ne dedi. Yozgan'daki isim üstlerdi. İndinin magazinine borsan ki, şu telefonu böyle döşenge borduk dedi. Borsan ki, telefon beri aldı dedi, şu telefonu da okey dedi. Düşündüm, ne ait yine telefon dedi. Şimdi borç süre geldi, 5.085.000 dedi. Arzu oldu ki, 5.040.000 kuruyordu. Şimdi olup, üç kişiyle kaldım mı gel. Verdim, manikelerim böyle yap, şunu düşündüm. Şimdi bunlar ne oldu bana modalarını. İşte o bir, o bir saat doğru gibi yaşıyordu. Manikelerim diyelim. Yaşı, buraya koşman ne yok? Sizden hazırda sunan çoğu gün satlar yok demek adım olmaz ona. Kaysa hareket yok ki hareketsizliği evazge telefon talep buldu. Geçten oldun, en otobüs saat doğru gözüm blogger sıfatlı. Görüntü sıfatlı, ben blogger dedim bilemem. İnternette, internet tam olarak da faulüne. Bu da hakimiyatıda kaçır, kodumlarda çıkarlı işlemi tam olarak da makul ettiğim için. Şimdi bu lafı yaklaşan amca görevimizin kesti de geçişte oldu. O zorla birinci gün geçişte oldu. Demek ki, Ümit Pancı bir tırımız dedim. Bunlar Çerebotki organikten, hakimiyatı dedim. Ümit Pancı, hakimiyatları vakitinde telefon geldi değil mi? Ben düşündüm, bunlar Rüzeyir'de geç. Ben yanan oldu taktirde böyle aldı. Senin içtimaklarına oldu, köresi böyle infakat etti. Bir gün üstüne ben işimi geldi, ziyon durmasın. Yaşı, burayı koçuma diyorum, siz tatlıkarsınız, doğru mu? Ha, tatlıklar mı? 300'den ziyon iş ürünü yaratmıyor mu? Yaşı, içtimaklarına oldu ama bana orçuluk siyasatı şeffaflığı buluyor. İçtimaklarına oldu, çıkan şey yok ki TV'nin Almanya ve Murat Bostaloğlu koyuyla. Çıkış sizge, uşa tablıkları izge aldım ama halak bir yetişim mi dedi? Yok, işte hani tam bana ait ettiğin yapayım, notu, nümeldi, not konunu yerdi. Bu ben, prezidentimiz kararından oldum, bula buraya. Ne oldum, Termiz şakardım, Termiz şakardım. Depo mozorunu, ben şu yarmarki yolunu bir sefer... Yaşı, konunu, ne konunu ilgi bu içi, namaz kuruluşu organlar, boşta başkanlar, bakasını bir adı. Siz, yok ki, uşa, yok ki, yok ki, olmaya okuruk ustaları, müracaat kurganlar, konunu itaatte kurup çıkıladı. Siz, tabutkor sıfatta, ruhatta unutma gelmişsiniz, yok ki, tabutkorlu işlerinizde, buramur, mombo, kemçilikler var mı? Ne diyorsunuz burada? İş var, şöyle kemçilik bölgeninde, maydı üçüncü kemçilikler var abi. Ama şöyle, sınıfı en yerlerde basın fakat içtimaitler oldu ki öresin özgünlüğü de geldi ki hokimlerde oldu ki hemen oldu etti de. Fakat en özgünlüğü içtimaitler oldu. Ben ne kaldım? Ben yok edin. Ben bölgenim yok. Kiyle ben o böyle bu talaklı ettiğin telefon. Ben kötü şöyle daim kötü. Ben de 5 milyon sömürlük telefonu.
hiç kanda gazi telefonu sınmagan, yok başka bölmagan, yok okku ölmagan, yok başka nasıl kırılmagan. Yaxşı, kurayı boçuna diyor, siz kursatı veriyorsanız kursatınızı, hakimlerden okulda ihtiyacı edin. Hakimler, tedbirkorlar, hakimlerge, bir hakimiyette bir vakile, yok ki soluk dolu uçmaz ki, soluk dolu siz, soluk okullarda soluk dolunlar. Hakimiyet, kanaka sizge bir alakası var mı? Yok ki uşa bozoriz, aktivlere hakimiyet vakili gelme 50% 51% kandet attı, faaliyet yurttasınız. Susi mi yani? Susi mi? 2004-ci davet tasarruflu çoğun kusurlaştı olur. Kendi sürenizde yazılgen 53. maddası da susi mi? Dağıl. Dağılar kumayası da dağılsızlığı, hakimiyet yok ki bloggerler, yok ki jurnalistler, online akurat vasıtaları. Mayla kanun talabı boyunca uzlargen birilgen kanunlar var. Ama aparat vasıtaları da yortışı mümkün. Fakat kanuni bulup ötüyen halatlarla hakikatini yortışsa yine mümkün. Bir de teşhidatta cinayet mamuri cevapverlik doğrusu da cevapverliğini kilitirip çıkartışı mümkün. Yerimizde senin anamlarımın hakimler, en bir hakimiyatından birge çıkana getirip onu kendine gibi kurttum değil mi ucu? Ben ucu dedim, buraya dedim. Sana dedim. Kendimizde kalanlar. Sud mas tartib yo'nalishlar. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 180-chi moddasi bo'yicha javobgarlik belgilangan. Boshda sud masi boshlanishda sud masi ochiq sud masida bo'lib o'tadi deb ommaviy axborot vositasi vakillari, blogerlar hamma sud zaliga imkon boricha kirishlariga ruxsat berdik. Faqat sud olib borilishiga xalaqit qilmaysizlar. Rasman ogohlantiraman. Keyingi bunaqa tartib yo'nalishlaringiz ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda belgilangan choralar qo'llashga majbur bo'laman. Tushundingizmi? Hurmatli sud protsessi ishtirokchilari. Javoblash turay boshlanadi. Sizga nima deb tahdid qildi aynan? Tushirgan narsasini men bilmayman, nima narsa tushirganini bilmayman, yo'q edi. O'sha tushirgan narsalarning keyin to'g'ri sen o'zingga ijtimoiy tarmoqda yurasan, bundan keyin deb aytgandan keyin keyin ham hokimiyat bilan birga telefon qilgandan keyin men shu qo'rqdim, men aytib ertaga kelgusida ham buni aytish joyimga bar bitar kamchilik bo'lishi mumkin, uspet qo'lini qo'yishimiz mumkin o'sha narsalarni yoritib ijtimoiy tarmoqqa qo'lmag'an oldiga sharmanda qilmasin degan maqsadda bo'ldi dedim, xo'p aka dedim. Mana dedim, lekin men hamma narsasi unga ichki ishlarga ta'lim qilganman ko'rsatdim. Yaxshi. Prokuror savollaringiz bormi javobim? Bor. Marhamat. O'ra aytingchi, mana siz keldingiz bozordan. Ha, namozdan keldim dedingiz ku, masjiddan qaytib keldim dedingiz. Maçtan kayıt geldiğinizde bunlar Lyon'da kimler var mıydı? Ha mı var ya? Ha mı? Hükümetlerden, işçilerden, gözümüz işçilerden, yani gözümüz odaların var ya. Bu şöpe sevdiktim, kamerayı çürptürken de benim borçum geldim. Kim çürptürken de? Otobey. Telefonda bana dediler sahasında sevdiktürken de benim o şöpe borçum. Ha, buna getirdim hak edeyim. Soruştum, asılım dedim, tamasını görüştüm. Hiçbir şey tutturken değil mi? Düşündüm de, bizim içkilerdeki bu nasıllar, bunun hakkı gelmiyorsa var, hani içtim ozların orta çık olmasın diye mazırttı. Hakkı dedim, ne mi ama böyle dedim, ay din geldim. Bu şey diyeyim. Kim böyle düşündüm, İyi mi sağ ol. Siz ne mi için kolumlarız, böyle işlerdi yani. Çok çok anda yiğitleriz, kolun, telefonu, tortuğu. Siz şuna tortuğunu mı? Yok, emin de bizde mesela kusuyu mümkünüz de bu. Her kendi odam çürüp geçti, onun hakkı yok. Her kendi odam, mesela bu özgüsü bir yüzeye sorun, onun sorun değil, mümkünüzden bir sorun da olsun, ben tabi görmüyorum. Mesela benim mülkümde her kendi odam çürüp geçti hakkı yok da, kim özünü tanıştırsa mesela sol odam önünde kiladı, yok hakimiyetle önünde kiladı, özünü tanıştıradı, kaysi karorga asosyan, kaysi modda asosyan, ne masa yaptın kilitken, doğruyup bırakıp kursatıp, anılık kırtlattı, gelişten oldun. Nasıl kırıp, kilit kırıp, kürsten bana, bana şu taşı gördün, şunu üçünü nasıl büyüyücü, kirlik seni oldun. Bana şu o doğru gibi, bana şu nasıl büyüyücü, böyle kamçılık yüzü altında yoğunsa, topşu yüzü altında. Burada işin nasıl işin yoksa, hiç gerek çürü görgen de, burada kim bilgen, kim ne kadar ne kadar yaptı bu, kimdi, kim yaratasını, o fazla mı, sinesini çürü görgen de. Siz doğrudan doğru topşu bulayım yani. Yok yok. Kim sağ ol. İsmailov. Uşakona buna Sartori Otel ekranına böyle borgen mi? Uşunayım, burada telefon borgu değil mi? Telefon, ikalası değil mi borgaydı ha? İkalası değil miydi, zapsi geçirgen? Yok, bunu kuracağım ya onu. Bunu zapsi geçirgen. Hatta siz Otel ekranına gördün mü? Bu, uşa vakti video olgenliğinden gördüm diye siz borgenle. Demek burada uşa sizi kovunları, siz borgen vakti telefonu kaytarıp bir gün.
Bir haberim yok da, kaytar veriyor mu çocuğu oraya mı? Kim sizden hazır telefonla ilk yaptı da kanakta telefon sorar. Vivo X50. Vivo X50. Uzun telefon Redmi 5.3 ne etti? Bunda Redmi tür var ama arzun turat da. Eğer sıngenti alır diyen bir olursa, komponenti alır diyen. Bana elde ettiğim telefonun tür 5 var ama arzun turat da. Bir köşe telefonlarım mesela o bir ama mahallede özümü anam koydum da. Birinci. Açayım ben. Ki bunu bana ne yaptı söyle geldi ki benim ucu anamın şarlatını köder mahsini düşündüm. 5 milyon bir telefon. Şunu kim misal? Tabii sizge dekabrı öyle buraya. Sultan için. Şimdi bu dekabrı öyle boru size ihtiyacı da olur. Siyonkatı kuruldu bir telefonu. O şey dekabrı öyle ki yanlar öyle geçecek. Yanlar öyle buraya da onda sizde bozoruz. Holat hakkı internette öyle cöyleştirdim yok. Yok, yine boş yapma söyledi ya, şu ketkenden ki telefonla açtı. Telefonla açtığından ki, telefon kodu buraya kodu kötü. Benim birinci bu şey ketken gün telefon kodu ki kötü mü? Bundan ki bu nasıl telefon kodu? Kimi kötü mü? Yani ki hakimiyetinden yapma işkene geldi. Şunu ne şunu ne yaptım? Böyle göç yaptım, kokum diyoruz diye. Birinci muğunu, çıkan içtim orta almakta çıkar mı? Ama desin kılağımızda bir şey ait koydu. Benim çorağımı duruyor hamamız. Bu şamçının bana bizi tutturken geldi ki, şu anladın ki bizde telefon kumengi telefon bul, kokmen gitti, kokmen yatmen, böyle yaptı mı telefon bul? İyi sağ ol. Arıza veriş, kişiler organına, arıza veriş fikir kimden çıktı? Uzun ne? İlacım yetme yani. İlacım yetme. Hiç kim sızdı, şuna arıza verirken, kolatınıza, o kitabınız. Yok mu? Tevbe organını özümüzü yapayımız. Yok, ayet etme. Arıza sızdı, arıza verişke, umdurken kolat duruyor mu? Yok, yok. Hiç kim bunda geldi. Yok, arzu da taşardı siz bilen. Arzu da şuna çünelik. Ne? Hazır sol. Taraflar bakın ben çıkıyorum. Sol olarak bakın bakın. Ruhsat verirseniz sekin başlasak. Top siz hazır bu sizi tedbirkar sıfatla tanıştırdınız. Doğru mu? Bu siz faaliyet tutuyoruz. Mesulet çekilen cemiyet mi? Aksa dolu cemiyet mi? Maskeli. Ne işte tesisçi var? Bitti tesisçi. Kim o şey tesisçi? Otan. O teyze. Siz kaçandan beri o şey bazarda direktörlük kılasınız? Ben böyle 2019'cı başka firma yürütüyordum o şey bazarda. 2020'cı yine başka yeni firma olsun. 2020'cı demeyim. 2020'cı yıldan beri siz o şey bazarda direktörsünüz. Yakışın. Otabek Sattori borgen bo'lsa yarmarkani yoritish maqsadida borgan deyapsiz, to'g'rimi? Bu qanaqa yarmarka, kimning qaroriga, qanday asosga ko'ra o'tkaziladi? E siz bu yerda yarmarka o'tkazilgan, o'tkazilmaganligi yoritilishidan nimasidan qo'rqyapsiz? Siz tadbirkorsiz-ku? Yo'q. Yarmarka o'tkazilishi oldindan, masalan, har bayramdan oldin yarmarkalarga o'tkaziladi, tashkil qilinadi. Yarmarka tashkil qilinadi, masalan, har bayramga yarmarka tashkil qilinadi, mana arzon mahsulotlar, o'sha narsalar sotiladi. O'sha mahsulotlar sotishga bunaqa tashkilotchilar musulmon sotib sotadi-da. U hol qaror kelmasdan bu narsalar tushirganiga men bilmayman, men yo'q edim. Men namoz dedim, namozdan kelganimda bu hamma narsa bitib tugagan ekan. Undan keyingi holat men bilan bo'ladi. Yani kelgusi de bana ijtimoiy tarmoqlarga chiqarmaslik, mana hokim, prokuratura hammasi bilan o'zim senga patishga qilaman degandan keyin bo'ldi gap o'g'di endi. Yaxshi, o'zi sizni rahbarlik qiladigan mas'uliyat cheklangan jamiyat faqat magazinlar ijaraga berish bilan shug'ullanadimi yoki boshqa faoliyat turi ham bormi? Men prezident nomini 2001 xil turdagi mahsulotni sotish, sotish huquqi berdim. Hozir kunda sizlar asosan qaysi faoliyat bilan shug'ullanasizlar? Aralash hammasi, aralash. Bana siz deyapsiz, hokimi qarori bilan yarmarka o'tkaziladi deyapsiz, to'g'rimi? Yo, prezident qarori. Prezident qarori bilan yarmarka o'tkaziladi. Yarmarkada kim ishtirok etadi? Yarmarkada o'zi hech kim ishtirok etmaydi. Buni silib o'tkazishingiz kerakmi yoki qishloq xo'jaligi bo'yicha alohida biriktirilgan? Xayriya degan narsa-da bu, xayriya degan. Xayriya degan narsa, masalan, kim arzon narsa olsa, o'sha yarmarka biz joy tashkillashtiramiz. Bozor vaqtlar joy tashkillashtiramiz. Kim masalan bozorda arzon uyidan deb qonchilik qilib kelgan bo'ladi, yo'qsa arzon sotmoqchi bo'lganda olib kelib o'shaga sotadi. Xo'p, sizni vazifangiz faqat yer bo'shatib berish, o'sha tadbirkorga joy berish ekan. Shunday. Sattori yarmarkani yoritish bo'yicha kelgan ekan. Yarmarkada xato kamchilik nimasidan qo'rqyapsiz? Men qo'rqqan, menga bu bolalar nima qilganini bilmayman deb boshida. Keyin uje nima davolatib
telefon qoyganiki hokimiyatdan birga telefon qilganiki men shu bildim hokimiyatni hamma joy qo'yib olgan ekan deydi. Bir kun oldinmi, ikki kun oldin Tirmiz shahrida anasini dehqon bozorini chiqarganda ko'rgandim-da o'zim. Mana shu yarmarka hususida men o'shanga ham aytganim, qolib qaror qilgan yo'qmi? Nima chiqaryapti? Yaxshi, voqea qachon sodir bo'lgan? Qaysi o'qish? Bularni borgan kuni o'sha sizlarni syomka qildi, deb aytdim. Aniq esimga yo'q, juma kuni edi-da namozga emish. Endi juma har haftada bir marta keladi. Shu dekabr oyining oxirida. Xo'p, Otabek Sattori yonida jinoyat ishi bo'yicha guvoh Sherzodlar ismlari kimi shuni sanmadan farqat bilan borgan ekan. Farqat bilan borgan ekan. O'sha kuni Sattoriga kim hujum qildi, kim kurtkasini yetdi, kim telefonni sindirdi? Bilmayman. Siz rahbar sifatida polisda ishlayotgan xodimlari qilayotgan xatti-harakatlar. Keyin ular ketgandan keyin so'radim. Iltimos savol oxiriga yetishdik. Siz mas'uliyat cheklangan jamiyati rahbari sifatida funksional vazifangizdan kelib chiqib, polisda ishlayotgan xodimlarni nazorat qilish sizga yuklatilganmi? Yuklatilgan. Aynan kim tomonidan Sattoriga hujum qilinib, qo'rtkasi yirtilib, telefoni sindirildi? O'sha vaziyatda men yo'q edim. Keyin ular ketgandan keyin men so'raganimda, ular hech qanday qo'rtkasini yirtmaganini, telefonni sindirmaganini aytdi. Meni opamni tushirdi dedi, video tasvirga dedi, o'shaning uchun op dedi, o'chirdi, oldi chiqib ko'zini o'chirdi, qaytarib qo'lga berdi. Men kelgan paytda shu telefonni syomka qilib, selfi qilib syomka qilayotgan edi. Bozor tashqarisida tushirdi dedi. Opam, ha, opasini tushirdi. Nima shu yerda? Bozor tashqarisida birondir qonuniy harakatdan tushirdimi yoki ketayotganini tushiribdi? Ha, shu o'tirgan. Nimasidan? Bozor bo'lsa bu, opasi bozorda savdo qilayotgan tushirish nima sizga ma'lum? Ko'rasiz. Mana. Endi shaxsiy or erkak kishini masalan opasi singlisi o'zidan olsin. Yaxshi, xo'p. Mana hozir prokurorimiz bergan savolga javob berish arafasida javoblaringiz qatorida siz bitta jumlani ishlatdingiz. Otabek Sattorining qo'lidagi Mi 5 telefoni singan taqdirda ham unaqa narsa turmasdi dedingiz, to'g'rimi? Otabek Sattorining o'sha kuni telefoni sindirilganini siz qayerdan bildingiz? Singan taqdirda ham dedim. Xo'p, o'zidan o'zi kelmaydi-ku bu jumla. Men telefon qildim. Men telefon qildim. Nima uchun aynan yo'qotilgan taqdirda, nima deysiz? Nima uchun o'g'irlangan taqdirda, nima deysiz-da siz gapingiz o'rtasida sindirgan taqdirda bunaqa narsa turmaydi dedingiz, xo'p? Savol berdim. Sindirilganligini qanday bildingiz? Olib qo'ydilar, sindirilgan endi qayerga savol berish? Sindirilganini qayerdan bildingiz? Savolga javob bering. A sindirilgan, sindirildimi, olib qo'ydimi degandan keyin aytibdimi shu javob. Sindirilganligini bildingizmi? Yo'q. Nasıl dedi? Çünkü ben de yine baktım, syomka tutturgandı. Otabek Sattori'ni sindirilgan telefonni qaytarish bo'yicha tuman hokimi necha marta sizga qo'ng'iroq qilib, zarari qoplab qo'yish masalasi bo'yicha munosabat bildirdi sizga? Tuman hokimi birinchi ma'mur Umid Fajiyev o'sha kelgan dedi, hozir dedi, hokimiyatga kel dedi, Sattori dedi, kelgan dedi, men Termiz dedim o'sha. Keyin akademiya men Termizdaman, nima uchun keldi dedim. Endi nima desa uni dedi, ishini hal qilib bergin dedi, ertaga dedi o'zingga yaxshi bo'lish uchun dedi. Xo'p, o'sha ish nima ekan? Bilmasam, bu sizdan uy qurib berishi yoki BMW X7 olib berdim aytgandir. O'sha ish nima ekan? Yo'q, men aytibman-ku, u telefon gaplashgan paytimizda telefonimni olib ber, ishlamay qoldi telefon dedi-da menga. Xo'p. Qo'lidagi telefon ishlamay qolgan bo'lsa siz Sherobodga borgandan keyin SMS yozyapti, Sherobodga borgandan keyin telefonim ishlamay qoldi menim. Telefonim deb yozyapti SMS to'g'ri. Shunday aytibman, aka, sindirildimi siz telefoningiz? Yo'q, olib qo'yildim, qoldim Sherobodga debmi? Yo'q. Faqat ishlamayapti, deyapti. Qiyin bo'lyapti ishlatish, shunday yozdi SMS yozdi. Shuna lozimman, to'g'rimi? Surxondaryoni yaxshi bilmayman. Hayotim davomida aynan bu tumanga birinchi marta kelishim. Sizning fikrlaringizdan shu narsa menda ham bo'lyaptiki, demak men Sherobodga boradigan bo'lsam bitta odam yashaydi, u ham bo'lsa siz, boshqa hech kim yashamaydi u joyda, to'g'rimi? Nima uchunki aynan Sattori Sherobodga borganda telefoni ishlamay qolganligi uchun sizga murojaat qilyapti. Men u kishining gapini aytibman sizga. Nima uchun aynan sizga murojaat qildi? Bozorga kelgandan keyin, men o'rganib borgandan keyin, bizni bozorga shu nima bo'lgan bo'lsa bo'lgan, o'shandan keyin men boryapman, jumadan chiqib, o'sha paytga bo'lyapti narsada. Xo'p, yaxshi. Sizga Otabek Sattori, mana shu yerda olgan narsalarni internet orqali qo'yaman, kuningni ko'rasan deb aytdi dedingiz, prokuror savollariga. Bu holat qachon bo'ldi, qayerda bo'ldi? Ketayotgan vaqtda shunday deb ketdi. Ketayotgan vaqtda.
Bir sizga aytdimi yoki qo'lingizdagi xodimlarga? Bu yerda masalan ichki ishlar qatnashgan, hokimiyat vakillari qatnashgan, soliq qatnashgan, adashmasam. Siz gapingiz bo'yicha. Yo'q, yo'q edi. Delar bilan tanishganim yo'q, hurmatli sudmanga imkoniyat bermadi. Delar bilan tanishganimda juda yaxshi savol-javoblar bo'lardi. Hozir endi siz o'zingizni ko'rgazmaysizdan kelib chiqib aytyapman. Nima uchun aynan hokimga aytmadi, ichki ishlarga aytmadi? Demak, o'sha bozor bo'yicha biriktirilgan hudud bo'yicha javobgarlarga aytmadi, aynan sizga aytdi. Singanini tasdiqlaysizmi telefonda? Shu joyda bunga qanchalik yetkazilganligi, qo'lga yetkazilganligini tasdiqlaysizmi? Yaxshi, bu holat bo'lib o'tgan aks ichki ishlarga chaqirishdimi? Yo'q. Nachalnikimiz, xodimlaringizchi? Yo'q. Hech kim chaqirmadi. Bu yerda gaplashdik-da, bo'ldi aka dedim, nima desam o'q dedim. Gaplashaman o'zim dedim, ular. Keyin o'sha yerga hamma tarqaldi. Bu yerda odam ko'p edi. Demak, siz sizi ko'rgazmangizdan kelib chiqadigan bo'lsa, Sattoriy o'sha kuni nimani syomka qilganligini bilmaysiz. Yo'q. Lekin nimani syomka qilganligini bilmasdan turib siz qo'rqib ketdingiz. U nimani syomka qilganini bilmagan odamga nisbatan "Mana telefonim ishlamay qoldi" desa, o'zingiz o'zingiz telefon olib keldi. Shuna narsa to'g'rimi? Telefon olib berdi menga. SMS'da hamma narsani men ichkisiga ta'lim qilganman. Sizdan talab qildim. Telefonlarni hamma narsani ta'lim qilganman. Qo'pcha so'radingizmi nimani syomka qilding deb? Yo'q, shu ichki narsalarni syomka qilganmiz, men qilmayman. Yo'q, bu sizniki xususiy, to'g'rimi? Bir xususiy. Siz u yerda yo'qotadigan narsangiz yo'q, xolasangiz yo'q. Qo'yasiz, xolasangiz ochib qo'yasiz, to'g'rimi? U yerda siz nimadan qo'rqishingiz mumkin? Yo'q, siz prezidentning farmoni bo'yicha alohida oilam bor, ota-onam bor, yaqin qarindoshlarim bor, men internetda shoshib yurishni xohlamayman. Bugün bo'lmagan narsa. Demak, voqea qachon sodir bo'lganligini bilmaysiz. Bu dekabr oyi oxirida. Oxirgi ma'lum chizposini eslamaysiz. Tak oradan qancha vaqt o'tgandan keyin ichki ishlar idorasi bilan murojaat qildingiz? Otabek Sattoriy Cherovga kelgan kundan keyin. Kelgan kundan necha kun o'tib? Shu telefon nomini SMS tashlagandan keyin so'radim, Cherovga yo'q olgan. Toshkentni so'raganimdan keyin qimmat degan bilganimdan keyin ertasi. Demak, Otabek Sattoriy o'sha yarmarka masalasini yoritishga kelgandan ertasi kunimi? Yo'q, u yanvar oyida bo'lgan. Yanvar nechinchi tariza bilan murojaat qildingiz? 29-chi yanvar. Xo'p, arizangiz mazmuni nimadan iborat bo'ldi? Shu, mana shu Otabek Sattoriyni meni talab etgan telefoni haqiqatdan ham qonuniymi, qonuniy emasmi? Shuni aniqlik kiritib berishni so'rab qilmoqchiman. Xo'p, siz arizangiz haqiqat ekanligini isbotlash uchun arizangizga ilova qilib nimalar taqdim qildingiz? Arizamga ilova qilish anonsi SMSdan screenshot Telegramga yozilganlarini, keyin ovoz zapislarini. Ovoz zapislarida nimalar degan edi? Endi siz suhbatlashgan bo'lsangiz, sizga talab qo'ygan bo'lsa, qanday siz esingizda bo'lmasligi mumkin? Telefonni rusumi, markasi shu haqida yozishganmidi? Mani mantiyat, men yo'qotgan aka deganman keyin telefon oqrasi tushib keldi degan, SMS yozing degan. Xo'p, tovlamachilik jinoyati sodir qilinishi uchun o'sha sizni bir nozik tarafingizni ushlab olib, o'shani kamchiligingizni yoritaman yo o'qilaman, qarindoshimga beraman deb shu yo'l bilan qilinishi kerak-da. Otabek Sattoriy aynan sizdan telefonni qaysi kamchilik, qaysi xatoyingizni qo'lida ushlab olib, qaysi yo'l bilan tanagilik qildi sizdan? Shuni ochiq-oydin isbotlab bering. Nima deysiz? Tovlamachilik sodir qilinishi uchun sizni boshqa birovlardan sir saqlanishi lozim bo'lgan siringizni yoki xato kamchiligingizni bilib olib, o'shani yo ommaviy axborot vositasi orqali yoki yaqin qarindoshlaringizga tarqatish yo'li bilan tarqataman deb shu tahdid qilish yo'li bilan sizdan biron-bir moddiy nimani talab qilish kerak-da, qonun talab bo'yicha. Xo'p, sizda qanday bo'ldi? Qaysi siringizni bilib qoldi Otabek Sattoriy? Yo'q, o'sha yarmarka xususida birinchisi, ikkinchisi mana ko'rgan videolarni bunaga ijtimoiy tarmoqqa faolligini ko'rganimdan keyin, hali ertaga yana kelishi mumkin, yana boshqa narsalar bilan tuhmat qilishi mumkin, yo'q bo'lmasa bilishi mumkin, yo'q ko'rishi mumkin. Bari ish bor joyda aytaman, kamchilik bo'ladi.
Üçüncü salam bir özüm toplum etkiyen başka zürgen, özüm kardeşke kılamın diye degenden ki, ben uçuk ama cahitli zürgen değil lan. Yo, bana fazla sizi turgezinizde mümkün, bolsa gerek tahminler yapmayız. Hop, siz şu özüze tahminleriz bu içi, arıza bulan mürazat olmayız mı? Yok, konkret hemen sağlık bir bilim. Hop, yakışık telefon veriş, vakti, cahı, kim tamamen bilgilerini? Otobeyci. Ne demek? Diğerin şakarda manş indinin mağazında borduydu. Ben indinin o zamandan kim telefon buldum. Hakikaten kere geldim. Ne kadar telefonum gelirdi. Şimdi rakatsa taşıyman dedi. Bir gün duan dedi. Dedi. Üç akı dedi. Yakışı bilmeyelim değil mi? Bir şey kelesin dedi. Şimdi rakatsa o kalıp geldim. Gün oldu da. Çıktı dur gemi. Bir şey bir toktu. Hoşunu oturdu. Telefonu verdim. Böyle telefonu diyor. Yakışı sizi sırayız yok eken. Siz bula nimani syomka qilganligini bilmagan ekansiz. Lekin nimagadir o'zingizda o'zingiz qo'rqib ketib, bularga telefon olib boribsiz. Mantiqan to'g'rimi shu narsa? Yo'q, nimayapti? Mening telefon ketishdan oldin aytyapti. Endi kimni ko'rasan internetda, faqat o'zingni ko'rasan. Ya'ni men oilam, ota-onam, xotinim. Yaxshi, bu to'g'risi nima dalilingiz bor? Balkim bu sizning taxminlaringizdir. Zapisingiz bormi? Hamma narsa zapisdan. O'sha gaplarning zapisi bormi? Endi kuningni ko'rasan, sen. Ketayotgan payt aytgani butun hamma qo'shma vakillar turadi, hokimiyat ham, ichki ishlar ham, guvohlar ham hamma. Hurmatli sud, mana sud majlisida qatnashayotgan bir ikkita insonlarning fikri bo'yicha men sudni cho'zayotgan ekanman, menga nisbatan munosabat bildiryapti. Iltimos sud majlisida o'tirib turibdi. Haqiqatga aniqlik kiritish bo'yicha qilayotgan ishlarimizga to'sqinlik qilishmasin. Yaxshi, rahmat, o'tiring. Savollar qaytaramiz, savollar to'xtashlashlarimiz bo'lsa, hammangiz bir savol qayta-qayta takrorlanyapti. Yaxshi. Qaysi savol? Hurmatli advokat, etika qoidalariga rioya qilgan holda, bir-birlaringizni hurmat qilgan holda konkret savol beraylik. Jabrlanuvchidan konkret javoblarni talab qilaveraylik. Yo'naltiruvchi savollar berishga yo'l qo'yilmaydi. Sud majlisida ishtirok etayotgan protsess ishtirokchilari, tartib qoidalariga rioya qilinglar. Marhamat, qanday savollaringiz bor? Ruxsatingiz bilan Otabek Sattoriyga savolim bor. Otabek Sattoriyga bola sar ko'rsatuv bermadi. Biz sud hayot ajrim turdi. Dastlab jabrlanuvchilarni ko'rsatuvdan ko'rsatuvdan oldin bitta holatga aniqlik kiritish uchun holatga aniqlik kiritish yuzasidan Sattoriy Otabekga o'zlariga so'z beramiz. Savollar bo'lsa marhamat. Ularga boshqa savolim yo'q. Marhamat, siz savolingiz bormi? Savolim bor. Marhamat, faqat savol bering. Sizga undan oldin murojaat qilgan vaqtida qo'l qo'ygan berdi. Yolg'on ma'lumot bersam, jinoyatga javob jinoyat protsessual kodeksi bo'yicha o'tkazmasiga javob beraman dedi. Gapirayotgan gaplarida ham prokuror savol berganda menga 1-2 marta telefon qildi, telefondan gaplashdi dedi. Singlimni qo'lida turibdi. Telefon istoriyasi, men bu kishiga umuman telefon qilmadim. Ko'tarmadim. Yaxshi, savollaringiz bormi? Savolim savolim bu kishiga mana shu tazyiqlarni video bilan qo'rqitaman deganlarini hammasini o'zi ko'rsatsin. Chunki yuzlashtirish vaqtida bu kishi aytdi, ishchilarim videoni o'chirganini bilaman, meni videodan o'chirdi deb aytganini hozir aytmayapti. Ishchilari videoni o'chirdi, o'sha narsani oldingi advokat ham yozib olgan edi. Senga Otabek tazyiq o'tkazdimi dedi. Bu kishi esa o'sha Umid Paniyev menga telefon qilgani uchun men u kishiga telefon qildim deb aytyapti. Yana o'sha narsani u kishi ta'kidlab o'tsinlar. Mani savolim. Bu kishiga men qachon telefon qilib, tazyiq o'tkazganimda bu kishi menga aytsin. Telefon qilganingizga ko'tarmadim dedim aka. Siz menga bir marta telefonlashdik dedingiz. Bu kelayotgan paytda bu telefonni berayotgan paytim telefonlashgan. Savolimga javob bering. Men sizga telefon qachon qilib, tazyiq o'tkazdim? Hozir ketayotgan paytingiz o'tkazib ketgansiz. Mani guvohim bor. Ketayotgan vaqtimda men siz bilan umuman gaplashgandim. Siz menga savol Ana guvohim bor. Sen butun uchchilar bo'lsang, katta yo'lni ustiga o'lgan. Oldinda turchi, Sattoriy Otabek, savollaringiz bor, marhamat, savolimga javob bermayapti. Hay, men qaysi ketayotgan vaqtingiz aytsang, ketayotgan vaqt. Savolimga javob bering. O'sha aytibman, ketayotgan vaqtingiz. Ketayotgan vaqtimizga men oldin bo'lmasa hurmatli sudga, bo'lmasa mana guvohimni ham eshiting. Yaxshi, guvoh. Boshqa jinoyat protsessual kodeksi 432-chi moddasi talabi bo'yicha guvohlarni sud zalidan chetlashish haqida farmoyish berganmiz. Sud tartibi bor, sud hay'ati o'z o'rnida ajrim qilgan. Dastlab jabrlanuvchini, sudlar uchun, so'ngra guvohlarni ko'rsatuvlarni eshitish haqida ajrim qilgan. Dastlab jabrlanuvchilar ko'rsatuvni eshitib bo'ladik, so'ngra sudlar uchun guvohlarni ko'rsatuvni eshitishga o'tadi. Bu savolga javob bering. Aynan. Men jabrlanuvchi advokatman, familiyam Mamatullo ismli bo'ladi.
Zora aytmoqchi, siz ko'rgazmangizdan kelib savol bermoqchiman. Hozir siz ko'rgazmangizda aytib o'tdingiz. O'sha juma namozidan kelganimdan keyin Otabek Sattoriy bor joyda hokim hamda ichki ishlar boshlig'i bor ekan dedingiz. O'sha joyda siz Otabek Sattoriyning ustida bo'lgan kurtkani yirtilganini ko'rdingizmi? Yo'q. Telefon simganini ko'rdingizmi? Otabek Sattoriy sizga yuzlanib, mana sizni ishchilaringiz meni telefonimni sindirdi, yoki shikast yetkazdi deb aytdimi? Yo'q. Aytmadım o şey. Tarmaştı dedi menge diye fakat dedi. Numa dedi? Tarmaştı dedi menge diye. Tarmaştı dedi. Telefon hakkında kapırdı mı? Yok. O şey vakti kapırdı mı? Doğru mu? Keyin siz aytyapsiz ki menge SMS haberleri yubardı deyapsiz. Ya ona abone aytyapsiz ki korkas bahanesinde ben sizi padişke kılaman hakimiyetteyim deyip aytı deyapsiz. Va SMS haberleri yubardı deyapsiz. SMS haberleri mi? O'zingiz ko'rgazmangizda bor ekanda, siz aytyapsizki, mana bu yerda bizda sizda kuch, bizda bilim bor deb aytdi, deyapsiz. Shu xabarlarni Otabek Sattoriy tomonidan yuborilganmi? Ha, shunday. Shunday taqdim qilganmi o'shalar? O'shalar taqdim qilgansiz, to'g'rimi? Boshqa yana nima degan esimizlar bor? Endi bor desim yo'q, hammasini screenshot, audio, zapiska qilib, hammasini tomonidan ichki ishlar bo'limiga topshirdim. Siz Otabek Sattoriyga oldindan tanish bo'lmaganmisiz? Yo'q, yo'q. O'rtangizda nizo bo'lmaganmi? Oldin sizga biror narsa deb nima qilmaganmi, ta'zir o'tkazmaganmi? Yo'q, yo'q. Bu boshqa savol. Taraflarda jabrlanuvchiga savol. Bor, bor, ruxsat bersangiz. Xo'p, Otabek Sattoriy bilan necha marta telefon orqali gaplashgansiz? Necha marta? Taxminan. 4-5 marta gaplashdik. O'sha paytda qo'lingizdagi telefon nomeri necha bo'lgan? 97lik 572 572 4 8. 4 8, xo'p. Otabek Sattoriy nomerini esdan bilasizmi? Ha, 001 644 001 644 001 kodi 90 90. Otabek Sattoriy aytayapti, umuman siz bilan gaplashmaganligini, plingatsiyada bu narsa tasdig'ini topganligini aytayapti, siz aytayapsiz, gaplashganman deyapsiz, to'g'rimi? Ha, siz demak, shu ko'rgazmangizda qolasiz. Bo'ldi, mana shu holatni aniq aytib olaman. Taraflarda jabrlanuvchiga savollar bormi? Savoldan savolga ko'chunchada. Sizda kuch, bizda bilim. Bundan oldingi gaplarini ham bilasizmi? Hammasi yaxshi bo'ladi deb oxirida tugatganda o'sha SMS. Nima ma'noda o'sha SMS? Bo'yinagi narsalarni chiqarib olmang aka, iltimos, tushirgan narsalaringizni ketishdan oldin aytganmanda. O'sha narsalar bundan chiqarmasdan maqsadda shu narsalar. Hammasi yaxshi bo'ladi deb u kishidan kelganmi, Sattoriydan kelganmi SMS? Nima uchun unda SMS kelgansiz? Ya, rozi bo'ldim de telefonga. Telefon olishga rozi bo'ldim. Ha, rozi bo'lgandan keyin bu SMS keldi. Birinchi marta gaplashgandan keyin hokimni mo'uni bilan turgandan keyin men birinchi marta gaplashgandan keyin qo'ydim telefonni, qo'ygandan keyin SMS keldi. Hozir Otabek Sattoriy aytayapti, guvohim bo'lyapti. Agar guvoh keyinchalik so'roq qilmaydigan bo'lsa, chiqib tursin demoqchiman. Bu yerda o'zbek bo'lmasa-da, eshitib turgan. Yaxshi, to'g'ri boshlayam. Niyat prosesi 432-chi modda talab bo'yicha guvohlarni sud zalidan chetlashtirish to'g'risida farmoyish berganmiz. Hurmatli guvohlar, ishtirok etishmayapti. Shopolatov Tolqon Xaltojiyevich. Shopolatov Tolqon Xaltojiyevich. Jinoyat kodeksi 238-240 moddalari bilan ogohlantiramiz. Jinoyat prosessual kodeksi 241 moddasi talab bo'yicha sizni ogohlantiramiz. Guvohning qasamyodini qat'iyan tanishi, sudga haqiqatni gapiraman degan mazmunda imzo qo'ying. Men 2018 yildan beri tadbirkor faoliyatini boshlaganman. Termizdagi ekspressiya loyiha degan tashkilot qurilish ishlari shug'ullanadi. Tadbirkor faoliyatini shug'ullanib keladi. O'sha stol ko'chasi yoqasida ikkita uy qurganmi, to'liq uyning uyda snos qurgan, aholining yurgan to'liq aholidan mas'ullari to'lab berilgan, hammasi to'lab berilib uylarni bitkazgandan keyin shahar hokimini chaqirdi. Shahar hokimini chaqirib, Otabek Sattoriy degan guvoh bo'ldi. O'shanga ikki dona ishga yo'q bermasang bo'lmaydi. Bu shahardagi ba'zi bir kamchiliklarda, boshqalar ijtimoiy tarmoqlarga chiqarib,
şakar hakimiyatı olması gerekiyor. Kanka benim arabamın ucuna hiç koymayasın yani. Bir yerde bekliyiz. Kim? Ben ayıttım, bu buramı sulak kıladı mı, başa kıladı mı dedi. O dedi, kalçadır sulak kıladı dedi, 204 bin sulak kıladı dedi. Hem 204 bin sulak dedim, bu uyga nakli yetmedi dedim. Hazır bir şerefli gözünüz bilersiniz. Yani kurban uygar, 1 metre kovalı ve turuna topluyordum sokanlardı. Ortada fark mı buladı dedi. Farklı özüm farklı bir zaman dedi, buramı varyantını kıramız dedi. Yok özden olarımız dedi, yok ana okulağımız dedi, şu işe gidip vermesen görmeyin dedi. Bu şey vaziyetten ki, bir gün öttüm, iki gün öttüm, yok orada ki, bu otel insanları geldi. Bu şey hakim yönet geldi. Bu şey evet, otel insanların doğru. Bu şey bak gördüm. Kim, bu şey geldi de, üyelerin kursat şimdi etti, hakim etkendi yine benimle. Kim, bu şey üyelik gördü. Uylarını gördü de o şeyden yan boyan duradırken şu 6. yüzyılda bitti iki kanal, bitti üç kanal uydu alışını ayıttı ikinci yüzyılda. Kim onu rastlaştı, bir şimdi talep kurup başladı. Kim onu, kalk kim uyup ortada nakit ettim, o şey dedim. Hangi pul töreyiz dedim ona, 234 milyon pul töreyiz dedi. Benim de uyum o şeyde bugün dedi, avval dedi. Onu uyup nakit tarafta bugün. Bizde bu var. Nargı tarafı. Kırgın yüzyılda sıkıca nargı tarafı da bulunuyor. 234 milyon pul dedi. Yetmeydi o pul dedi. Çünkü bitti iki konal üyüdü özü 352 milyon lira. Bitti üç konal üyümüz 431 milyon lira. Bizim tatbik varmız. Mesela başarıdan daromat kuramız. Hamasını ama kuramız. Kredi bank kredileri kuramız üyüdü. Kredi ne okuşumuz gerek. Şimdi yapalım ki bazı bakıl üyüdü kamçılıklardı yapıp boşladı. Başa kalıp boşladı ki. Kim o şey hareketlerini görüp ya şakar hakkımı etkendiğe özünün kim yani min hakkında negatif malumatlarını şu işimde başkasına çıkarlar işlemsen doğru o da var ana okulasız da bundan. Kim üyde rastın açtı bir yer dedim. O şey ne yapalım bu şeyde başka üyde ortasında 549 bin pulumuz niçin mi yaptı doğru aslında. Üyge ilgi alıp hukukunu oldu özümüz rastın açtı bir yerdir. Ortada 549 bin pul. Halk hiç anam verdi, hiç verdi. Şakol atıp halka değil. Sizge şu ne kadar savun buladı. Sudan öç kazırdı. Sattori otobik atılmamdan zorla. Sizge bu şey, iki kanalı, üç kanalı, ikinci, üçüncü kanalda gibilerdi. Mağumge resmiylaştırıp verin degen mazlumda fikir taktik etken mi yok mu? Fikir taktik, menge hakim etti, menge şantı verirsen, bir öz etkin. Sen yaşantı verirsen miyim? Hakim, tuman, şakar... Şakar hakkında İsrail Böreyiç. Termiz şakar hakkında? Termiz şakar hakkında. Termizinlerin? İsrail Böreyiç. İsrail Kudayberdi. Sudan önce Sattori Oteli geldim, şuna kadar mazgında geldim. Ha. Şakar hakkımdan sorarız mı siz? Şakar hakkımı ettim. Şakar hakkımı kim çakırdı benim yüzü? Şakar hakkımı çakırdı. Konası gel, kızın konası gel. Çakırdı, işe vaziyet dedi o. Bu hakkımız kinçitmesek bu meyde dedi. Şimdi ne mal vaziyet bugün bileyim. Şakırda ya böyle meyde çünkü kamçıklardı. Kinçitmeyi tarmaklarla çıkarayım yapıp dedi. Bizi otakla yaptı dedi. Her bir çıkan rolikler uçur dedi. Biz dedi ne yapışımız gibi. Arkadaşlar üstüne tarmakla yaptınız dedi. Şakırlatı bu bolu otu edilen halatlar kaçan bolu otu ki? 2000 aylar mıydı? Üyün aylar ya. 2020 yıl aylar. 2020 yıl aylar. Şahsen bu siz Sattori Otobik adımından zorlarına gerlaşken misiniz? Kim gerlaşken? Mamamızda, suhbatlarınızı da mamamızda bulunuyor. Mamamızda o şey, kere, şu ileride beni hakkı yönetti dedi, bakalarınız var mı dedi, var dedim. Kim, o şey ne olur, ileride kurs açtım dedi, ileride kurs attım. Kim özü gitti, gitti, tam abi o şey, ikinci etajdan, gitti, iki konu, gitti, üç konu, yon mu yon turadı, gitti, tam abi. O şey ne oldu, o şey dedim, ben kamçıklarda bunda bugün, bunda bugün, bunda tutgansınlar, dedim, Sabi fikirler bildirildi de fakat. Mayı kurup dışarıda rastlaştık diyelim. Sizce kaçça zarar yetkazılırken bu yüz sorunuz? Hazır 549'dan zarar yetkazdık. Kim tamamına yetkazılırken zarar? Şimdi bana hazır ülke ilgara kuvvetken şart şu. Otobik sattarı. Ben şunun için otobik sattarına ben mesela zarar yetkazdım satayım. Davut Emre Hoca sağolunlarız var mı? Var. Sizde tarım bu Sattori Otobik olduğu kegen ve hatta hakikaten kemçilikler bulunmadı bunun için. Bu arada sen ne yapayım?
Ara kuruluş, ne yapıyorduk? Kuruluşumuz ne? Neyse, tayyip halatı kilitlerimizle onca bir çoğal kançılıklarımız var idi. Ne var kançılıklarımız? Çünkü uşa vakti pandemiye vakti idi. İşçiler, ana oydu, bizimiz burası. Mart ayında ama boşverdim, pandemiye boşverdim bayit, karantin tarafısı. Şu üyelerde kuruşumuz, bazı kançıklar kılışımız, işçiler toplamayımız, başa kılan üçün ifadeler var idi. Doğru, kançıklar onca bir çoğal var idi. Lakin bunun çağrı bile bakmalı ama olmaz. Bolar, mesela benim olan bir kişi yaşayıp ona olsa bolar, ona olsa bu. Çünkü şu sakız ayımın karantin vaktinde mükemmel derecesi bizim işçiler işler. Kuruluş cariyanın tolta koyu ayrım bitken günlerden kençilik de orada, tersidir, divarı da. Yok yok, onda cevap yok. Orası da. Yok yok, onda cevap yok. Hem de nasıl? Mesela değil mi? Kençilik. Mesela kençilik ne var? Mesela o diken mesela bitti, ona bu. Bana bu kanalar yapılıp koyu baktı. O kıvazlarına noktalarsa, kona tutam hocam, yapılıp baktı. Bana laminat özüden öz kütendi. Değil mi? Kona, değil mi? Diğer azından açıp koyuyorsa ki, paska düşer. Çünkü bu kaç adet noktada onu kolar. Mesela hocam. Köşemde. Hop. Sattori, sizge kegen de sızlı kanı ve kançı gibi vardı. Siz bana öyle uzun bölgen kançı gibi. Uzun bölgen. Bu kişi kanı da sizge kançı gibi vardı. Şu bana bu devordun, en ayı değil mi bu? Ben o masanın, ona masanın, şimdi bazı bir kişiler benim için onu kançı tutup sorulmaz ki. Evet de, bunu hal... Ya hayal kançılığı da ayıttın, onu umumi yapmadın. Umumi, konkret ayıttın. Sözme sor ayıttın. Ne de böyle? Mesela, bana bu bazı işçiler işlep getirdiği vakti, mesela kafirde yokuşturken de kafir üstünün artmaya getirdi. Mesela üçün. Kafir üstünün artmaya getirdi. Mesela burada oyla koyuyor. 100 de kocalık kurulan 100 kocalık üyeydi. Başta öyle pandemiden avar 200 yıldır odam çıkarttı. Her da ustan, her bir odam nazar etmiş cüda değil. Usta bollardı da. Ama sen bu çocuğun tabi bazı vatandaşlarının kurulu olmadığını düşünüyorum. Kimi sorgulacağım? Dastlab tergov da ko'rsatuvlar to'g'rimi tasdiqlaysiz? To'g'ri tasdiq. Hech kim sizga o'rgatmadi. Yo'q, yo'q. Siz aytyapsiz ko'rsatuv. Men unga ushbu pulni bitta uy uchun ham yetmasligini aytganimda, qurilishda qanday ishlar qilib yurganimni hammasini bilaman. Mening uyim shu yerda bo'lgan edi. Shu atrofda yashovchi hamma menga tanish bo'ladi. Qurayotgan binolaring ham sifatsiz. Hali uyni qurib bitkazganlaridan keyin qog'ozdan jinoiy qog'ozdan ma'muriy javobgarlikka tortasiz. Men blogerman, menga yetarli faktlar bor. Ben şu korsatörler kim etkensin? Bunu otobüs otobüs birinci kiga baktı, öz hattattan ama telefonu bile geldi o. Şimdi maşadan şüphe ile etken baktı, telefonu bile şüphe geldi birinci. Kim paralı otobüs hattarı işe. Kim işe etmeye ettim, kim konağa kirdi ettim. Şu konağın kırdı bu günden ki, uydu ne yapmış şunca künçe bu dönemde bu uyu yetmedi mi kurge dedi. Ne yapmış şunca dedi bu uyu dedi. O ne dedi, özüm bilemem dedi, kamçaklarım var köp dedi. Hakkım bilen dedi, ulan o kreslar dedi, hakkım bilen kıl yakılarımız bunu dedi. Kıl demeyin, ha? Yine o ilişkime yeterliklere çıkaramam manmanlardı dedi. Yine bu karın da, yine kamçılıklar degen dedi mi? Kuruş boru etkende, mesela o degen o stroy musur çıkardı. O degen stroy musur bana çıkardı, işte bir parçası, toprak, kum çıkardı. Üşen yem o da ilişkime yeterlikle çıkarsın, bizde ekoloji boşlanması var, obdanlaştırış boşlanması, şakar. Her halatta biz çok bir işimiz gerekti. Biz işimiz yine hoş konu kurduk. Bu yüzden pandemiye baktı, başka. Bu şey nasıl derim, o zamanlar okuladı mı? Uşak olanlar bu için mağmur ya, cümle cevabı tortuştan korktu. Ha. Rasmileştirir. Rasmileştirir, kanakı tartıştı bugün, büyüdü kredi. Rasmileştirir, nataris sokalı. Nataris kop, kredi diye vazgeleri gelin, kanı tartıştı. Yok. Ha. Şimdi, pırını 234 milyon pırını, buhalteriyamız, bizim kasamızı kavur kovalımız. Hop. Kim uşağını, kovalını kim, uyda narkı, şimdi bitti uyu, iki konağında uyu, 36 milyon sonra ana var giden de o. Kirişi bitim o. Şahar hakkında. Eğer kirişi bitim o, kötü artık giden vardı. Uyla, iki konağında 36 milyon buluşur mu? Evet, şu anda. Ha, uşağın için kim? Hakkımda ettim. Bu, uyda ne bakılarımız dedi. Bunda bitti uyu 36 milyon, bitti uyu 198 milyon dedi. Sen, loji var şey dedi, arka olarak bana okuyabilir dedi. Var var dedi, bunu dedi, ya uzun olabilirimiz dedi, ya bana verirmez dedi. Hakmış ne etti de. Kim bana bitti uydu, grant açtım uydu kazış için. Bitti uydu 200 milyon, bitti uydu 280 milyon kılıp. Ana o. 280 milyon kılıp nakladı, iki uydu.
Ne tarz ki, bitti, ne koyup verişimiz gerek. Yerteki çünkü bu içe ne olurlardı. Kim uçan, şu ne tarz sakınlaştık diyelim. Bir şey daha ortada fark var ki, 234 milyon bulur, 245 milyon mu fark. Uçan, özünün kısabını tülep, uçan da tıkarsın. Ne tarz. Şokolat faydınca, bana hastalık bizmanızı işte. Faydınca, bana otobik sattıları sizden uyudu kabul kılıp oldu. Ve ondan kiyinge, özünüzden çöntenizden işletken bunlarınızı mı uçun mutluluğunda? Otobik sattıları uyudu kabul kılıp oldu. Ondan kiyinge, özünüzden çöntenizden işletken bunlarınızı mı uçun mutluluğunda? Şuna gittik. Otobik sattıları uyudu kabul kılıp oldu. Onu tarzı kılıp hemen. Tevabı, hocalar. Bu kadar yok. Kırıkçıya mitrazım yok ama her şeyde kavuk olgun davul olmasından kıyınam yana boşlardı da. Yana kamçıklar, bir de rolüden çıkardı. Yok, bana görgüsmeniz dayı yapsın. Yani bunu simetreden taşkar olgun bize kursatılmadan bana bu bazı bir kınaşlılar tarat buldu. Uşan şundan ki, bak 300 bin paraja tıkıp doğrulup derdik uşan. Uşan 300 bin sonunda özüyüz. Özünü şartlarınızı da şart verdik. Çünkü bitti odan bu arada. İşte şunun pulu oldu. Kim bu arada işte seyir. Kengi savalım. Otabik Sattori sizge hakim, şahar hakimi beni mene aytti, yubardı degende gap ohangi kanday edi? Yani gap ohangi bana hazırlayıp görüntürsüzler. Kıfut düşünürüz. Kanday, masalan takt edildi mi? Ya iltimas ohangi de gapırdı mı? İltimas ohangi de bunun gapını işlemedi. Bana hazır 234 milyon pulum var. Uşağına iki tövbe biraz dedi, aytti mi? 232 tövbe biraz dedi. İki yüz otuz dönüyor. O kurdu, bu tarafta üyü bulgenekten, uşa rahatı mene aitti. Uşa da üyüm var idi. Hakkım ında yapıldın yani, ında yapıldın. Harfalı gaplar. Siz uşa payıttı. Anlat, nama gaplar bulgenekten eserliyor. Lekin uşa da taktikli gaplar buldu. Siz uşa payıttı. Otobik Sattori'ye, bana bitti üyüdün narkı bana bunca, ikinci üyüdü kimce. Camini kuşsak 700 milyondan aşık etat degen gapta aittiyiz mi? Aitken mi? Aittiyiz mi? Uşa'ndan bana bir cevap verdi. Aitken mi? Bu masalarını dedi. Hakimle alakalı olasılar dedi bana hakim. Ne dedi? Şuna anı kaydın da. Özlerin halkı olası hakimle. Demek oradaki farkı 549 milyonda hakimle halkı olasılar dedi. Hakimle halkı olası hakim. Töylemeyim ben deyip anı kaydın mı? Uşunda vaziyette ne oldu? Uşunda vaziyet buldu. Siz Otobik Sattori'yi de kaçından başlayıp tanıyorsunuz ve Otobik Sattori'ye hazır hastan tutmak mı yapsınız mı? Yok. Otobik Sattori'yi ben içtim tarafları görmem ben. Lekon bizim bundayla ne yapmam. Siz hazır tutmak mı yapsınız? Yok, yok. Rahmet, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Ruhsat versiniz. Hop. Siz Ariza bilan kaçan müracaat kıldınız? Kimge müracaat kıldınız? Şu Otobik Sattori'nin sana bu bugandaki şu Fevral ayını başlar dedi. Ariza bilan müracaat kıldınız, doğru mu? Ariza topşiriş boyu çekken fikir bildirdi. Kime teklif bile geldiyiz? Özüm? Özüm geldiyiz. Hop. Şartnamalarını uyucuya bir iş boyu çekim bile tüzgensiz. Hani uyucuya, Sattori, gemi, karılaşılığı, gemi kimin namı resmileştirdiğiniz? Sattori'nin özüge? Sattori'nin özüge. Şartlama bu içe summanı kaçınca kursatkansız? Bitti iki kanalıydı 200 milyon kursatkansız, üç kanalıydı 280 milyon kursatkansız. 280 milyon. Resmileştiriş tertipten de bu ya? Atars? Atars orta. Hop, Otobik Sattori sizi etkendiniz kualatiyiz bu içe. Sizge pul vermeyken eken, ahırıge. Ahırıge çat, doğru mu? Yok. Vermeyken eken, bana. Siz malakali advokat hizmetlerinden foydalanıyorsunuz. Siz şu notaryal oldu sattığını bekar kılış boyunca fukaralı sudga müracaat kıldınız mı? Sizge zarar etken eken. Şaşmasın, korkmayın. Uşa bizge zarar etken. Uşa masalanı hal kılış için. Otobik Sattori. Uydu kavur, o kadar kıyna. Kışma, tamam, bizi çıkardık. Ben başka soru veriyorum ben sizge. Sizge dolu ahırı geçer, şartlama şartları dolu kaçarım ben gene gene. Korona sürdüğe müracaat kıldınız mı? Ben hazır sizge düşündürme ettim ki. Düşündürme ettim ki. Halde gene bu muamma uçuna bu işleme termakla çıkarsa, şimdi bize kel aldı bu işe bize. Korkmadı da o da bu işleme termakla. Neden korkarsınız? Siz şu derecede cüneytler çıkıyor musunuz? Halde ben sizge düşündürdüm, orta sizge. Halde sizlerine düşündürdüm. Mesela o degene kuruşta buletken şu sıra yusur çıkardı, kışın parçası çıkardı, kuburak çıkardı, toş çıkardı. Uşa köçenin çikası çıkarsınız ki de bu. Uşa'nın hukla ben bloğu tutuldu.
İçtimai tarmağı koyalı. Bana kuruluş abiyekte, şakar, obadan çizik çıka, naukra yaptı de. İçtimai tarmağı çıkarak önden ki, bunun cevabını soruyor değil mi? Cevabını soruyor için bizde ekologiya başkalmaz. Obadan açtaş başkalmaz. Kamur okuyacak, şakar hakkında kelip işimizde yeni biz, ana oga, hatta davul var, mamuriye başka cevabına kıladı mı? İşimizde tosunla kıladı mı? Ha, demek... Ot demesini, ot işin açtığı için. Demek, başka narsalarim bo'lishi mumkin ki. Agar da bloger kelib sizni noqonuniy qilayotgan harakatlaringizni yoritmasa, siz xohlaganingizcha qonunni oyoq osti qilaverar ekansiz-da. Qanaqa qonunni oyoq osti? Hozir aytyapsiz-ku, mana men qonunni buzyapman, shu yerda musorat tashlayman. Qonunni buzyapman, mana hech kim javobgar emas. Siz 10 mingga shabulat javob bermaslikka haqingiz bor. To'g'ri, haqmi, lekin unday demaysiz. Qaysi qonunda qaysi joyda yozilgan? Shabulat haqida. Hurmatli sud, mumkin bo'ladigan bo'lsa, shuni tushuntirib bersangiz. Savollaringiz bormi? Bu da ne? Hakim teklif verdi mi yoksa size hakim mecbur kıldı mı? Şu soruyu da ben açtım. Ya şu kengi savallarız bu. Kengi savallarız. Otabek Sattori, sizi aldıyız ya. Hakimden aldım. Bir anlattı. Yok. Bir soru var mı? Yok. Hakim kongurak kıyandan ki üy meselesini akıldıyız. Doğru mu? Siz ortada siz de hakim kongurak kıldamaz dedim. Ya hakim kongurak kıldamaz dedim. Çakırdı. Ha. Hizmet hanesinde oturup ayıttı. Mana dastlab tergovda bergan ko'rgazmalaringizda shundayki Otabek Sattori ushbu uylarga egalik qilib keladi. Men tergovga Sattori bilan tuzilgan dalolatnoma, tilxat va shartnomani taqdim qilaman debsiz. U qanaqa dalolatnoma, qanaqa tilxat, qanaqa shartnoma? Bu masala nima hozir? Topshirish qabul qilish masalasini aytdim. Qachon bo'lgan bu chizmasini aytdim? Shu uyda forma turgan vaqtda uyiga Shartnomaning sharti bo'yicha siz yangi qurilgan imorat shartnomaning shartida band bor va masalan 1 yil ichida uyda xato kamchilik chiqadigan bo'lsa o'shani bartaraf qilib berish sotuvchi ya'ni quruvchi tomonidan amalga oshiriladi degan band bormi? Biz uyda to'liq kalit ostiga qilib beramiz. Yo'q, kalit ostiga qilib berasiz. Hamma joyda, mana Toshkentda ham, lekin quruvchini zimmasida bir yilgacha, masalan, quruvchining aybi bilan chiqqan defektlarni bartaraf qilish shartnomada ko'rsatiladi. Sizda ko'rsatilgan. O'sha bartaraf qilingan kamchiliklar uchun emasmi? O'sha advokatning savolingizga bergan javobingizda 300 ming? Yo'q. Ana boshqa savolingiz. Hurmatli sudya, ma'lumot savolingiz bormi? Sattor o'rtaga. Xo'sh, savol. Sizga aytib o'tdilar, xotinni oldindan borgandan keyin Otabek oldinga boradi deb aytdi. İlk Otabek oldunga keldi. Ohangi her doimgidek qattiq topol deb aytyapti. Qo'lida qora telefoni bor edi deyapti. Iltimos menga shu narsani ayting, qo'lida qora telefon edimi yoki qora pistolet edimi? Siz mendan qo'rqar ekansiz. Qanday pistolet bo'ladimi yoki tushunmadingiz? Sattor Otabek savolingiz bormi javobingiz? Bu kishi mendan qo'rqaman deb aytyapti-da. Mani qo'lida telefon bor edimi, pistolet bor edimi? Yaxshi, savolga javob bering, jazman uchun. Tushunarli bo'ldimi savol? Yo, men haqiqatan tushunmadim. Pistolet degani nima? Siz meni qo'rqaman deb aytasiz. Qo'rqar ekansiz. Yo, qo'lingizni meni oldindan bilasizmi? Siz oldindan meni ta'rif qilganingizni bilasizmi? Yo'q. Oldindan meni siz men oldingizga borgan vaqtida biz birga o'qiganmiz. Bir ko'rganmiz. Lekin men birga o'qimaganmiz. Toshlar uchun. Birga o'qimaganmiz. Past kursda o'qigansiz siz. Bagalim deysiz. Sattori, savolingiz bormi? Birga o'qigan odam tanish bo'lmaydi. Savol deganiga aytsin, mana shu. Qo'limda pistolet bor edi, telefonim bor edi. Jamg'archi, savol deysiz. Shunaqa bo'ldimi? Qo'limda telefoni bor edi. Telefon. Telefondan qo'rqar ekansiz. Ha, to'xtang. Taraflarda jamg'archiga savollar bormi? Taraflar o'tirib o'tiraveraylik. Shabolat. Sudman sizga 20 daqiqa taraf so'rov qilamiz. Qarabsiz. Sizningcha sud qanday o'tdi birinchi? Hali sud birinchi qismi hozir tanaffusgacha. Endi to'g'ri, men advokat sifatida o'zimni himoyam ostidagi shaxsni to'liq
har taraflama himoya qilishim uchun menga sud sharoit yaratib bermadi. Ya'ni jinoyat ishi hujjatlari bilan tanishishimga sharoit yaratib bermadi. Sud boshlangunga boshqa kunga qoldirib, biz ham to'liq tayyorgarlik bilan boshlashimiz mumkin edi, lekin order kopiyasi kelganligini boshqasini gapirib o'tdi. Endi mayli, muzokarada boshqasida bunga munosabat bildiramiz. Bu sudni ajrim qaroriga qanchalik ta'sir qiladi sizga sharoit yaratib bermagan narsa? Endi insonning taqdirini hal qilishda albatta advokat sifatida ishiga to'liq kira olmaganingizdan keyin uni himoyasiga ham to'liq yondashish qiyin bo'ladi. Oldin jinoyat ishi hujjatlari bilan to'liq tanishgan bo'lsangiz, ish holati bilan aniq batafsil o'rgangan bo'lsangiz, shundan kelib chiqib ish holatiga aniqlik kiritish maqsadida savol javob qilasiz. Hozir menda qolgan imkoniyat faqat o'zini ko'rgazmasi yuzasidan aniqlik kiritish. Hammaga, ya'ni shu sud majlisida o'tirganlarga ma'lum bo'lgan holat menga ham ma'lum. Efektuza qurollar kelgan rahbar Eshonxonov tomonidan shundan iboratki, ochiq sulmas shaffof xolis adolat o'tkazishi va sud jarayonini jonli tarzda jamoatchilik e'tiboriga ko'rsatish maqsadida Efektuza qurollar agentligining xodimlari Akmal Eshonxonov kim? Davron Qasanov. Doston Abduqodirov. Mazkur sud jarayonida ishtirok etishlari, sud jarayonida audio video yozuvlarni qayd etish moslamalaridan foydalanishlari lozim bo'ladi. Sizga shuni yozib ma'lum qilamizki, mazkur sud jarayonida foydalanishga taraflarning qarshiliklari bo'lmagan holda ruxsat berishni iltimos fazlida so'raymizda rasman iltimosnoma taqdim qilishdi. Iltimosnoma muhokama qilamiz. Davlat telefoni portali ochib qo'yildi. Hurmat sulh hayoti jinoyat protsessual kodeksining 432-chi moddasida endi guvohlar so'roq qilinishidan oldin chiqarib turiladi deyapti. Hozir prema efir ketayotgan vaqtda guvohlar ham o'sha holatni ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Guvohlar endi ko'rmasligini oldini olish protsess talabini buzmaslik uchun prama efirni bo'yicha iltimosnomani qanoatlantirmasdan qoldirishingizni, lekin video zapis tarqasi ketayotganga taklifim bor. Telefonni qoldirib keyin chiqib ketsa bo'ladimi? Yaxshi, taraflarni fikrini olamiz. Kimga chiqar? Prokuror fikriga qo'shilaman. Kimga chiqar? Prokurorning fikriga to'liq qo'shilaman. Sudga chiqib chiqib. Hurmatli sud, agarda proses nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, fiziski bugun hamma guvohlarni so'roq qilish imkoniyati yo'q. Baribir bular syomka qilyaptimi? Hozir bo'lmasa kechqurun baribir o'sha sudni qo'yadi bular o'zini saytida. O'shaning uchun har taraflama bir o'z fikrlar ko'rib, yakuniy xulosa aytasiz. Demak, sudga havola qilasiz iltimosnomangizni. Jabrlanuvchilar to'g'rilik uchun iltimosnoma yuzasidan fikrlaringiz. Shokolad to'qim. İltimosnoma yuzasidan, ya'ni to'g'ridan to'g'ri efirga uzatish bo'yicha yo'qqa qarshiman. Ahmedov Almastonov qarshiman. Norboyeva Nasiba qarshiman. Ko'charov To'xtamish qarshiman. Turdiyev O'tkir qarshiman. Xudoyqulov Ashur qarshiman. Xursanov Zokirjon qarshiman. Bitta ochiq muloqot bo'ladigan bo'lsa, ochiq fikr bo'ladigan bo'lsa, nima senga qarshi bo'ladi? Hozir turgan qarshi. Guvohlar tashqari ishlar. Guvohlar ishlar. Bu so'z. Bu to'g'ri farqi yo'q, lekin yurmasam ham muhokama qilib, o'zini sulh hayoti ajrim Efektuza axborot agentligi rahbari Eshonxonovning iltimosnomasini qisman qanoatlantiramiz, ya'ni ochiq sud bo'lib o'tayotganlik munosabati bilan efirga olishga qarshiligimiz yo'q, faqat jabrlanuvchilarning hayoti hamda sir saqlanishi lozim bo'lgan holatlar tufayli to'g'ridan-to'g'ri efirga berilishiga sud ruxsat bermaydi, sababki sud qarori qabul qilingan emas, sud qarori qonuniy kuchga kirgan emas. Iltimosnoma qisman qanoatlantiriladi. To'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilish qismiga raddiya bildiriladi. Tushunarlimi? 10 mingdan ortiq odam kuzatdi hozirgi bo'lgan prima efirni. Yaxshi, sud ajrimini e'lon qildim. Tushunarli bo'ldimi sizga? Tushunarli bo'ldi, yaxshi. Yana rasman ogohlantiraman. Sudlanuvchidan to'g'ridan to'g'ri sudga tik turgan holda murojaat qilish kerak. Tartibga rioya qilinglar. Sud maslahat uyiga, sud minbariga chiqib ketishga mumkin emas. Sud tartibi bor. Sud tarafsizdan so'ng davom etadi. Ahmedova Maslona Fazlullayeva. Sud masiga guvohlar hozir bo'lsa, 432-chi moddasi bo'yicha farmoyish beraman. Jamolov, Hakimov, Abdullahatov, Tog'ayev, Panjiyev,
Davlatov, Allamurodov, Marshamov, Eshpolatov, Boyonov, Pirnazarov, Salimov, Kulayverdiyevlar. Söz aldım, taşlarına çıktı, şunları sorayım ben. Marhamat, Norboyeva, Ahmedova, Maskona, Fayzullayeva, sizler Cinayet Kodeksi 238-240 moddalarını bağlantılandıramız. Sudga haqqatlik gapiraman deb guvohlik qasamyoti bilan tanishib chiqib, imzo qo'ying. Aka, sud masalasi tartib bo'layotgan, boshda qo'yib oling, o'sha eshitish moslamalarini qalab qilyapti sudlar. Marhamat, Ahmedova Maskona Fayzullayevna sizni ogohlantirdik. Yolg'on ko'rsatuv bersangiz, javobgarlik haqida. Sudga haqqatni gapiraman degan mazmunda imzo qo'ydingiz. Marhamat. Sud qayta sizga erkin ko'rsatuv uchun so'z beradi. Men viloyat onkologiya dispanserida 12 yildan beri ishlayman. Endi bizda kichkina bo'lgani uchun har 5 yilda guvohlashlar kelib turadi. 2018 yilda bizning bolnitsaga 5-chi glavvrach kelib joylashdi. Bu glavvrach to'g'ri professor edi, rahbarlik nimalarni yozib tor kelib nimaga kirib olguncha shu kollektivda bizga bir o'zi hamma joydan nechta o'zi kerak, ikkita uchta shunday bo'ladi kollektivda. O'qishini nima qilib yoza boshladi bizni 3-4 o'zi bolnitsada. Keyin o'qishi oxir majbur bo'ldi-da u tarafga o'tib oldi, u yozuvchilar tarafga. Keyin ular meni 2018 yil 1 noyabr kuni ishdan bo'shatishdi, sababsiz. Keyin bir oyda qarab hech qanday sabab yo'q, xonamdan chiqarib yuborishdi. Keyin men bir oy qarab kutib o'tirdim, keyin уже fuqarolik sudiga murojaat qildim. Fuqarolik sudiga murojaat qildim, keyin meni yanvar oyida sud ishimga tikilaverdi. Keyin ozgina men ishlarim sog'lig'imni yo'qotdim. To'g'risi bir oy bolnitsada yotdim. Keyin ishimga kelib davom ettirdim ishimni. Yana o'sha kishilar tomonidan menga nisbatan tazyiqlar bo'la boshladi. Kollektivda meni ishlashimga ular tazyiq qila boshladi. Keyin tazyiq qila boshladi, ular meni xullas yana prokuraturaga murojaat qilishdi, moliyaga, davlat xizmatlik nimalariga, shtablarni bekitib yuribdi deb. Ular bandlik, moliya, davlat xizmati nimalari xodimlari bir oy davomida bizda hamma ishimizni vrachlarni ham yozgan, stavkasidan ortiq ishlaydi deb hammasini kelib tekshirishdi. Keyin prokuraturaga yozishdi. Prokuratura xodimlari tomonidan ham mukammal ko'rib chiqildi. Hech qanday jinoyatchilik alomatlari yo'qligi sezildi. Keyin yana shu ishimga davom ettirib ketaverdim. Yana o'sha kishilar mana Ravshanova deb murojaat qildim. U kishining qizi arizaga bizda 0,5 yarim stavkada ishlayapti, zavuchni o'qiradi. Dekretni o'rniga olinganligi sababli dekretdagi xodim o'zini ishiga chiqyapti. Endi bu albatta to'g'ri rahbarga bog'liq, laborantlik joy bo'lmaganligi sababli o'sha xodimga ishdan ketkazilmadi-da, boshqa ishlar taklif qilindi. Lekin bu yerda ular ko'rmadi-da, lekin laborantlik ishda yo'q edi. Shundan boshlandi, keyin boshqa ishlar taklif qilindi. Xullas ular meni qilyapti deb rahbarga nima qilib yana yozish davom etdi. Oxiri tekshiruvlar tugadi, hech qanday nima jinoyat alomatlari berdi, hech qanday nimalar sezilmadi. Keyin o'sha kishilar mana Ravshanova degan bular 3-4 kishi bo'lib shu Otaxon Sattoriyni bular nima qilyapti. Keyin biz endi ungacha men bu kishini tanimas edim. Kimligini umuman faqat shunday ham bo'lib ketdi. Kollektivda bir bloger yuribdi, Otaxon Sattoriy degan, hamma undan qo'rqar ekan. Keyin direktorimiz chaqirdi-da,
sizdi dedi. Ko'proq sizga nisbatan bo'lyapti. Bu kishi territoriyalarda yurgan, ancha kuzatib yurgan. Keyin o'sha Ramshanova Sabohat deganini hech kimning ruxsatisiz kirib, xonalar vrach mutaxassislarining xonasiga kirib, syomka qildiryapti. Xuddi mana shu men aytgan gaplarni u kishi nima, bu kishi savol beryapti, javob bo'lyapti, hech kimning ruxsatisiz. Keyin men bu kishiga shaxsan o'zlariga chiqdim, bir-ikki kun oldin syomka chiqishdan oldim. Ukajon dedi, bizda shunday shunday gap yuribdi. Qarang lekin, siz keyin javob berib olmang dedim. Ukajon deb gapirdim shu bolaga. Keyin indamadi bu, keyin syomka chiqib bo'lgandan keyin. Keyin shu yerda meni onam vafot qildilar. Keyin boshqarma boshlig'i siz hali onam o'lganiga 2 kun bo'lgan yo'q. Boshqarma boshlig'i bizda rahbarimizga tezlik bilan Ahmedovani yetkazib kelasan deb buyruq berdi. Hali onam o'lgan 2 kun bo'lgan yo'q. Kemayapti, meni onam o'lgan, men bormayman dedim. Yo'q, otaxon Sattoriy chaqirayotgan ekan. Mayli, kim bo'lsin, men qanday ketaman dedim. Men azizaman deb, 2 kun bo'lgan yo'q hali. 2-3 kun edi. Keyin yo'q dedi, kelgit, men uchun yetib kelasiz dedi rahbar. Men hozir bormayman, xud kim chaqirsa, men qanday boraman deyapman. Keyin mayli deb kechasi yo'lga chiqib ketdim. Kechasi keldim uyga. Keyin ertasi kun meni obuzravka chaqirdi. Obuzravka chaqirishdi. Keyin bu kishi bo'lmagan ekan, sen nimadir kishi bo'lgan ekan. Shu Ravshanova keldi keyin. Bu kishi dedi, ushlanib qoldi dedi, o'zimiz o'tkazamiz dedi. Keyin boshqarma boshlig'i to'g'risi ko'rdi vaziyatni. Mayli dedi, o'tirib turing dedi, sizni bezovta qilmaymiz dedi. Keyin shundan keyin o'sha syomkalar chiqib bo'ldi, keyin yana bu kishini o'ziga murojaat qildi. Ukajon dedim, Otabekjon, men sharmanda qildingiz dedim. Men sizga oldin ogohlantirdim dedim. Sud hukmlarini sizga taqdim qilgan menga deb syomkalar deyapsiz dedim. Qayerda meni ayim ayting dedim. Ukajon deb gapirdim. Lekin men sharmanda qildingiz dedim. Bitta bo'ldim deb bolalarim dedim. Hammasi student, menga kim qizlarim shunday gapirdi dedim. Oyim nima bunda? Men shuna o'ziga yig'lab gapirdim. Noto'g'ri ish qildingiz. Menmi dedim gapimni. Hech bo'lmasa ikki tomonlama ko'rsangiz bo'lar. Shuncha territoriyaga yurdingiz dedim. Burun og'iz xonamga kirib kelsangiz bo'lmasmidi dedim. Meni tomon qilib o'ldingiz dedim. Chet ellardan qarindoshlarim hammasi chiqib yaxshi karantin edi. Uyda edik, xo'p biz ishladik. Karantinda edim, men chiqolmadim ko'cha, umuman yurolmay qoldim, ham davleniya 200dan oshib, menga hamma ma'lumotlar berganman, ta'lim qilganman. Skoriy turdi shu yerda, uyimda, ishga ham borolmadim. Iltimos qildim shu bolaga, Otabekjon dedim, men bunday qilmang dedim. Mayli, sizga sud hukmlari turibdi, hammasini o'qing deb, keyin mayli xulosaga keling dedim. O'zim shaxsan telefon qildim, menda audio zapislari ham bor. Aytdi, opa dedi, men dedi, siz Ravshanovadan so'raysiz dedi, men dedi, sizni chiqarib berganimga haq olganman dedi. Men ilojim yo'q, chiqarib oldim, men haqqimda olganman dedi. Keyin men aytdim, nimaga ikki tomonlama ko'rmadingiz dedi. Men umuman bu bolaga husumatim yo'q edi, nimaga ikki tomonlama ko'rmadingiz dedi. Xo'p, shu yerda yurdingiz dedi. Karantin edi o'shanda. Yaxshi, shu endi bilmayman, men chiqolmay qoldim, ko'chalar farzandlarim yurolmay qoldi. Keyin bir-ikki kun o'tgandan keyin уже bilmayman, bizga husumatdi bordir bu bolani o'zi biz hech qaysimiz tanimas. Keyin zamonamiz qahramonlari dedik, vrachlar. Vrachlar og'ir operatsiyani o'tkazib turib, abet qilib o'tirgan vaqtini karantin deb kelib bosyapti. Zavorlarni yorib kiryapti-da. Qayerga huquq berilgan bo'lganda zavorlarni yorib kirishgan. Qorovul, dejurnellar, vrachlar orqasidan yugurgan. Kirib shu 5-6ta vrach choy ichib o'tirganini syomka qilyapti. O'sha payt ular vrachlar hammasi karantinga edi. Og'ir operatsiyani o'tkazib o'tirgan vaqtda kirib borib syomkaga olib, mana karantin. Hammasiga keyin 5.5 million, 7 million to'ladi. Hammasiga 5-6 kishi vrachlar ishladi, sog'lig'i yo'qolib qoldi.
bizge onkologiyaga nima qilib qoldi? Ahmedov, erkin ko'rsatuv berib qo'yibsizmi? Shu sizga savol beradi, savollar diqqatni eshiting. Aynan Sotdariy Otabek Abdulmatonzoda o'sha mashinalarga, ommaviy axborot vositalariga siz haqingizda qanday gaplarni chiqargan yoki qanday mazmunda kimdan eshitdingiz? O'zingiz shaxsan o'qib ko'rdingizmi? Men ishni o'tirganimda bilmayman. Keyin o'zga tibbiyot xodimlari menga tashladi. Shuni ochmabman. Keyin aytdi, ochmasiz shuni ochib ko'ring dedi. Shunday kelib tushdi. Ravshanova shu Saboha gapiryapti, bu kishi syomkaga olib, savollar beryapti. O'shanda ko'rdim. Menga shu xodimlar tashlab berdi shuni. Demak, xodimlar istamoningizdan telefon tarmoqiga tashlab berilgan. Prokuror savollaringiz bormi? Javobingizga. O'sha videolar nomi yozilganda Termiz shahridagi onkologiya dispanseri Abdul Kadirning korrupsion o'yinlarini shifokor fosh qildi degan ma'noda video nomi shunaqa. Hozir bir minut savol beraman. Siz aytingchi, shu video rolikda siz haqingizda haqqoniy holatlar tarqatilganmi yo'qmi? Yo'q. To'g'ri haqiqatga to'g'ri kelmaydigan. Qaysi holatlarni siz haqiqatga to'g'ri kelmaydi, qaysi holatlar haqiqatga to'g'ri keladi deb hisoblaysiz? Keyin shifokor deyilgan, keyin bu kishiga aytdim telefonda. U shifokor emas dedim. Avvalo, birinchi sizni xatoyingiz. U shifokor deb noto'g'ri shifokor emas. U o'rta tibbiyot xodimi dedi. Shifokorlar nomidan deb yozyapsiz. U g'irt tuhmat. Keyin men aytdim, shuning uchun sud hukmini o'qidingizmi dedi. Chiqarishdan oldim dedi. Nima uchun ikki tomonlama ko'rmadingiz? Qo'lingizda hujjat turibdi-ku dedi. Sud hukmi nima haqida? Meni ishdan haydashdi-da. Qulayman, xalq yo'q qaror. Xalq qaror sudini xalq siz ishga tiklangansiz. Ha, tiklanganman. Xo'p, bu ishga tiklanganingiz hozir bu yerda ayblov qo'yilganda ishga noqonuniy ravishda qayta tiklandi. Tiklangan deyapti-da. Ayblov mazmuni. Siz qonuniy sud qaroridan tiklangansiz. Qonuniy tiklanganman. Xo'p, yana qaysi ma'lumotlar uydirma deb hisoblaysiz? Bu yerda yozgan. Hammasi uydirma. Masalan. Misol qilib aytingchi. Masalan aytyapti, hozir aytaman o'tdim. Shtatlarni bekitgan deyapti. Siz qanday shtat? Bizga mehnat bandligiga biz hisobot topshiramiz. Moliyaga hamma joyga. Qanday biz uni bekitamiz? Yana keyin aytyaptiki, nima konkurssiz farzandlarini ishga olgan deyapti. Meni farzandlarim Toshkent tibbiyot akademiyasi talabalari. Men tushuntiryapman, telefonda ham tushuntiryapman bu bolalar hammasini-da. Onkologiyada ishlaydimi farzandlaringiz? Yo'q, ishlamaydi. Ishlamaydi. Ular akademiyada o'qishadi. Oylik ham olishmaydi. Yo'q. Yana bo'yicha yozgan ham tekshirish. Yana qanday holatlar noqon bo'lmagan, to'g'ri harakatga to'g'ri kelmaydi deb so'raysiz. Keyin yozyapti, endi u yerda vrachlar ham yozyapti, noqonuniy stavkalar berib tashlagan, nima mutaxassislarga ikki stavkadan oshiq ishlaydi, nima profsoyuz yozgan, yordam bu hamshiralik shtatidan bo'ladi. Mana shunday uydirma gaplarda hamshiralik shtatidan siz ishga olib kelasiz deyapti? Yo'q, u mutaxassislarni aytib o'tyapti-da. Shifokorlar kimlar yana xususan? Botir Akbar Usmanovich degan, Rajab Panji, Xaliyarovich deyilgan, o'shalarni kiritgan. Keyin mutaxassislar noqonuniy ikki stavkadan ko'proq stavka olib ishlashadi deb nima qilishdi? Ular haqiqatdan ham ikki stavkadan oshiq ishlaydimi? 120-so'm buyruq bor, prezidentimiz buyrug'i. O'shanga asosan ikki stavka hammamiz kerakli mutaxassislar ishlaydi. Ishlashi mumkin. Video rolikda ism familiyalari qayd etilgan odamlarga ishlash mumkinmi? Albatta mumkin. Bitta ham mutaxassislar. Hammaga mumkin. Hamma mutaxassisga prezidentimizning qarori bor, 920-so'mni vrach mutaxassislarga mumkin. Hozir savol. Familiya ko'rinadi. Mana shu Ravshanova tomonidan aytilgan gaplar hech qaysi isbotlanmagan gaplar. Videorolik qilib chiqarib yuboryapti. Isbotlanmagan.
Hiç kaysın. Şu, sizde işgatikler bu içe sütte halkılı kararı keyingi yani yukarı instansiya diyen görüp çıkılıyor mu? Görüp çıkılıyor. Kasatsiya da. Kasatsiya da. Özgarısız küçüde kaldırıyor. Küçüde kaldırıyor. Sizin işini getirdikler devam ettirdikler. Devam ettirdikler ama işte tazikler bu gamin. Sizde üstünüzde yolculuğun arıza bu içe, prakatör, yaralar, donlar, bu içe çıkılıyor mu? Teşerif, kanda kılmasa bileyim yani, cennet karamatları yok diyen, karar karar kılın yani. Şu kararlara sizde var mı da, eğer tahmin kılar mı diyorsunuz? Bulabilirsin, bilen kaplaşır, çöreşir. Anlattı. Mesela, jurnalistlik teşerifi ötkez geldi de. Anlattı. Belgilenen takipte, her iki tamamen fikirlerinin yolu olacağında, şu yerde var mı sizde, tahmin kılar mı diyor? Anlattı. Teşerif, çok... Özellikle kerek bölgende, başka joylardan alıp, sorab, osa bo'ladi shu narsa. Men taqdim qilar edim. Sizlar o'sha hujjatlarda o'sha Ravshanovani roligi bo'yicha mana shunaqa narsa bo'lyapti. Fikringiz qanaqa degan narsalarni men so'ragan edim. Yo'q, so'ragan. Keyin shu rolik chiqqandan keyin yana gaplashdingizmi? Hozir qatoriyda o'zi buni. Gaplashdim. O'sha noto'g'ri informatsiya beribsiz degan masalani nima deb javob berdi? Men dedi o'sha kishidan Ravshanova sabohatda chiqarib berganim uchun haqqimni olganman dedi. Haqqimni olganman bo'ldi opa, siz dedi meni bezovta qilmang, o'zidan so'rang dedi. Demak, Ravshanova o'zi gapirgan javob beradi. O'zi javob beradi. Mendan keyin haqqimni olganman dedi. Chiqarganim uchun? Albatta, shuni aytdi. Keyin men aytdim, "A bu yerda ayolmas, nima bo'lsa chiqaraverasizmi?" dedim. Kim pul to'lasa, menga buni farqi yo'q dedi. Ahmet Ra, hazır siz sütte yıllık görgüsünü veriyorsunuz da nama cabır kurduyuz, kada cabır kurduyuz ki nama bu da sağlığınızda buzuluş buldu mu? Sağlığında buzuluş buldu beni. Bana bunun basımı uşağı 200 geçip gitti. Uşağından beri ben yukarı kazıp konu basım dedi, yuvana. Bana onağınızda taze yastayım hatta tinç koyuşmadan. Yok, iki gün boyu yani yedi ona bölge. Şu meyge alam iki gün boyu aittim, özüge aittim, yığılam aittim. Ona mülgeni kalı iki gün boyu geliyor dedi. Özüge aittim. Boşlarıma boşluklar geldim. Ben kan da çıkıp gittim. Yok, otakon ait yaptı. Tez yetip gelmeseniz bu maydı dedi. Bana, keyin aittiniz ki bana, farzantlarımda yaman tasar kıldı dediniz de, farzantlarınızda kan da tasar kıldı. Onlar ne oldu? Okul iskeme kaldı mı? Yaşan iskeme kaldı mı? Yaşan iskeme kaldı. Kan da kaldı bu? Aittiniz. Siz dedi, numa karıpça yapıyorum siz oyu dedi. Bunu kurdunuz mu dedi, yok deyip koydum. Şunu anlaştırdık mı? Demek şu, borularınız gelip koçak büyüde adamlar kursatı bana bana indir aslında çıkarıp dedi. Değil mi? Değil mi? Soruları sorun. Sağolun var. Siz, Otabek Sattoriga nisbatan qonuniy chora ko'rish bo'yicha ariza bilan murojaat qilganmisiz? Albatta, 2 yildan beri qilganman. 2 yildan beri. Bu jinoyat ishi bo'yicha qachon ariza bilan murojaat qilgansiz? Qaysi bu? Mana siz so'roq qilinayotgan jinoyat ishi, ya'ni Otabek Sattoriga nisbatan bo'layotgan. Albatta, men 2 yildan beri nima qilaman? Murojaat qilaman. Hech qanday natija yo'q. Hech qanday. 2 yildan beri men to'xtaganim yo'q. Просто meni aytsin. Aybim nima? Nima aybim bor? 2 yildan beri men murojaat qilaman. Yo'q, yopilib ketadi. 2 yildan beri kimga nisbatan chora ko'rishni so'rab ariza bilan murojaat qilasiz? Otaxon Sattoriyga nisbatan. Otaxon Sattoriy. Arizangizni Otaxon Sattoriy deb ko'rsatasizmi? Albatta. Sud majlisida Otaxon Sattoriy qatnashyaptimi? Hozir sudda bormi bo'lsa? Otaxon Sattoriy. Tushmadim gapingizni. Siz aytayotgan Otaxon Sattoriy majlis sud majlisida bormi? Hurmatli hamkasbimiz, iltimos, inshaalloh tahdid etishlar shundan tushuntirib keting, Otaxon Sattoriy yozib qo'ygan narsani yozib tutgan. Otaxon Sattoriy o'z chiqardi-da, shuni aytdim-da. Tushunarlı oldu mu cevaplarım için? Sonra da şuna kabul açısını savunmalı tushunarlı oldu mu sizce? Otakon Sattoriy'den çıkardım. Kurmatlı sud. Kurmatlı sud. İltimos bir de etki estetike diyen faydalarımız var. Eğer de bu etki estetike faydaları bir de bütün yakınmatı olabiliyor musunuz? Bize de kolay gelince faydalanışımız var. Savun bir etki vakti bozulmaya yapmasın.
Xohlagan imkoniyat berilyapti. Nima uchun aynan biz savol berayotgan paytda bunaqa taqdim tushunmayapman shuni. Yo'q, Otaxon Satoriy. Otaxon Satoriy chunki o'ldiribsiz. Etkin istatga qoidalarga rioya qilib, bir-birlariga hurmat qilgan holda savol-javoblarga imkon boricha mana ruxsat beryapmiz. Rasmiy quruvchi tomonidan kimlarsiz bo'lmayotgan yo'q. Marhamat, savolingiz bo'lmayotgan ekan. O'sha bular ustidan yozayotgan Otabek Otaxon Satoriy sud masalasi bormi hozir? Bor. Qayerda u? Qani ko'rsating. Mana bo'ldi. O, Otaxon emas, Otabek Sattoriy. Tushunarli. Demak, siz Otaxon Sattoriyga chora ko'rish bo'yicha ariza bilan murojaat qildingiz. U Otabek ham chiqadi, Otaxon ham deb chiqadi. Yaxshi, 2 yildan beri, lekin mana bu jinoyat ishi bo'yicha qachon ariza berganingizni bilmaysiz, to'g'rimi? Men yaqinda ham berdim. Yaqinda qachon? Yanvar oyida berdim. Yanvar oyida. Arizangiz mazmuni nimada iborat bo'lgan? Şu meni isbotlab bersin deb berdim. Qonuniy jazo ko'rilsin dedim. Mening moralni nimalarimni men hozir suddan ham so'rayman. Qonuniy chora ko'rilsin sudda. Yaxshi, tushunardim. Bu maqola qachon chiqqan o'zi? 2020-yil chiqdi. 2020-yil iyun oyida. İyun oyida chiqdi. Endi sizga o'rinli bitta savol. 2 yil oldin Otabek Sattoriyning ustidan nima deb yozgansiz o'zi? Maqola 2020-yil iyun oyida chiqqan ekan. Ya'ni bugungi kundan ortiga qaytadigan bo'lsak, bu 2020 fevral 2019-yil fevralda Otabek Sattoriyning ustidan nima deb ariza bilan murojaat qildingiz? 2018-yil aytayapman, 2018-yil meni ishdan bo'shatishdi dedim. Shu bilan yozib men sudga, fuqarolik sudga murojaat qildim dedim. Otabek Sattoriy nima aloqasi bor siz fuqarolik sudga murojaat qilishingizda, ishga kirganingizda? Aytasiz, mana maqola 2020-yil. Hech iloj bo'lmagandan keyin u haligi xodimlar bu kishini olyapti. 2020-yil iyun oyiga. Keyin bo'lgandan keyin bu kishini murojaat qilyapman men. Yaxshi. Qo'shimcha savollaringiz bormi? Bor, bor, bor. Rahmat, savollaringiz. Internet orqali chiqish davrida, internet orqali o'sha siz aytayotgan holatlar bo'yicha Otabek Sattoriy aynan o'zi fikr bildirganmi yoki o'sha joyda ishlayotgan ishchilar tomonidan bildirilgan fikri zabs qilib internet orqali tarqatganmi? Qanday tartibda bo'lyapti? Savol bo'lyapti. Savol javob berdi, u kishi gapiryapti. Bu kishi orab turar, savol beryapti unga. Sizni tojik deganlarsiz, bu kishi savol berdi. Men audio zapislarni taqdim qilganman, bu kishi nima deganlarni hammasi. Demak, Otabek Sattoriy o'sha zapisda, siz aytayotgan zapisda faqat savol bergan. Ular javob berishgan, o'shani internetga yuklagan. Xo'p, ular deganda kimni nazarda tutyapsiz? U o'sha gapirgan odamlar siz ishlagan ishxonaga qanaqa aloqasi bor? Yozaman, turarjon va samoqat deb. Hozir aytib berdim, hammasini boshidan. Shu eshitmaganligim uchun so'rayapman-da, ism kim-kimlar intervyu bergan? Hozir aytdim, turarjon va samoqat dedim. Boshidan tushuntirdim. Xo'p. Qizini yarim stavka birovni o'rniga olib, yana qaytadan gapiramiz. Qaytadan gapirish hojati yo'q. Savolga javob bersangiz bo'ldi. Ravshan va Sabohat o'zini intervyusida sizga nima deb tuhmat qildi? Men javob bermayman boshqa. Yaxshi. Boshqa savollaringiz bormi? Aytib o'tdim, hozir men boshqa javob bermayman. Boshqa savollaringiz bormi, hurmatli do'stlar? Men hammasini hozir gapirib hamkasbimizni savollarimizni aniqlashtirish uchun yuboraman. Shunga savol berilyapti. 2020-yil shu zapis chiqqandan keyin Otaxon Sattoriyni, Otabek Sattoriyni chiqib o'sha shu ma'lumotni tarqatgan kishini ustiga chora ko'rish so'rab qayerga murojaat qilgansiz? Men UVD-ga murojaat qildim, prezidentga yozdim. Portalga. Prezidentning portaliga. Shu arizalaringiz bo'yicha hali Otabek Sattoriy qamalmasdan turib, ichki ishlar xodimlari organlari tomonidan tekshiruvlar, surishtiruvlar o'tkazildimi? O'tkazildi. Natijasi bo'yicha nega hech kimga chora ko'rilmadi? Yo'q, chora ko'rilmadi. O'shandan keyin yana necha marta takrorlab murojaat qilganingiz? O'sha qalbi qamalmasdan turib, yo'q. Ko'p.
Juda ham ko'p. Bor, hammasi viloyat prokuraturasiga ham murojaat qildiraman. Surxondaryo viloyat prokuraturasi shaharga ham prezident portaliga ham UVDga ham. Oxirgi qaror o'sha jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish to'g'risida qarorimni tutgan. O'sha. Ruxsat bersangiz davom qildirsam. Sizga o'sha intervyuda aynan Otabek Sattoriy tomonidan nima deb tuhmat qilindi? So'zma-so'z aytib bersangiz. Otabek Sattoriyni sizga qilgan tuhmati uchun nima uchun ommaga chiqardi? Ommaga chiqarishni tuhmat deb hisoblaysizmi siz? Nima? Ya men ayol kishiman. Aytib o'tyapman sizga hozir, men farzandlarim bor. Nima bu yaxshi narsa? Yaxshi narsa qayerda yozilgan? Demak, sizning shaxsiy fikringiz bo'yicha Otabek Sattoriyni o'sha siz bilan birga ishlaydigan xodimlari intervyuni olib internet ijtimoiy tarmoqiga yuklagani, ijtimoiy tarmoqqa yuklagani siz uchun tuhmat, shunaqami? Tuhmat. Xo'p, yaxshi, ikkinchi masala. Otabek Sattoriy 2.5 qanaqadir summa haqida gap ketyapti bu yerda. Pul oldim, o'shaning uchun chiqardim deb aytdi, deyapsiz, to'g'rimi? Men summasini aytmadim. Yo'q, endi pul oldim, o'shaning uchun chiqardim, deyapsiz. Haqimni oldim. Pulim deyilgan yo'q. Xo'p. Haqqimni oldim. Nimadir deyaptilar, hurmatli jabrlanuvchilarimiz so'z oldi o'tirib. Birinchi marta ogohlantirish berildingiz, hurmatli sud. Arqon davom ettiring. Haqqimni oldim. Sizda biror bir isbotlovchi nimangiz bor? O'sha holatni isbotlovchi. Nimani isbotlovchi? Nima aytasiz? Sizlar bor, menda taqdim qilganman. Avtobusda olganligini tasdiqlaganmi? Pul oldim deb aytganmi? Bormi shu joyda? Ha, albatta bor. Yaxshi. Bu pulni kimdan olgan ekan? Men bilmadim, Ravshanovadan olgan deb boshqa bilmadim. Men menga aytyapti, men Ravshanova menga murojaat qilgan, men haqqimni ulardan oldim, meni bezovta qilmang, ulardan so'rang, nima gapingiz bo'lsa deyapti. Yaxshi, Ravshanova nima ish qiladi sizning ishxonada bu? O'rta tibbiyot xodimi. O'rta tibbiyot xodimi. Xo'sh. Siz vazifangiz nima edi? Xodimlar bilan ishlash mutaxassisiman. Prokuratura tomonidan yozilgan arizalar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atish rad qilindi dedingiz, to'g'rimi? Bu holat yuzasidan intizomiy chora qo'llandimi siz? Ish topilgan xato kamchiliklarni to'g'rilash bo'yicha munosabat bildirildimi? Ta'zimnoma kiritildimi? Ish narsa bo'lmasa nima taqdimnoma qilinadi? Biron bir munosabat bildirildimi? Sizga ogohlantirish yoki jarima? Qabul qilindi deb aytdi-ku, jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilishdi. Undan keyin? Yo'q. Intizomiy chora qo'llanganmi yo'qmi shuni so'ramoqchiman. Yo'q, undan keyin yo'q. Ravshanova bilan siz o'rtangizda qanaqa ziddiyat bor, qanaqa qarama-qarshilik, kelishmovchilik bor? Nima uchun o'sha Ravshanova aynan blogerlar yollab siz haqingizda fikr bildiryapti? Endi qizi uchun bo'lsa kerak edi. Qizingizni nima aloqasi bor? Meni qizim emas, u kishini qizi. U qizim nima aloqasi bor? Ishga tiklash bo'yicha. Aytyapman-ku, u birovni o'rniga olingan bo'lib, sekretarga xonim ishga chiqyapti. Sekretarga xonim o'zini joyiga chiqyapti. U qiz kechikmaydimi xon? Lekin uni ham ket demayapti rahbar. Ish bilan ish taklif qilinyapti bu yerga. Endi oxirgi aniq savolim, iltimos aniq javob bering. Otabek Sattoriy tomonidan sizga nima deb tuhmat qilindi? Shunga javob bering, iltimos, bo'ldi. Hozir mana tuhmat statiyasi qo'yilyaptiki, Otabek Sattoriy aynan shaxs sifatida o'zi sizga tuhmat qildi. Nima deb tuhmat qildi? O'zi mana shu Ravshanovani hamma gapini tasdiqlab o'tiribdi. Hammasini. Siz nima uchun bo'lmasa Ravshanovga nisbatan qonuniy chora ko'rish bo'yicha ariza bermadingiz? Uni ham berganmi? Unga hech kim chora ko'rmadi? Yo'q. Xuddi boshqa savol. Aralashtirib ketadi shu savollarga bu. Faqat keladi, murojaat ajratilgan yo'q. Tushunmay gapirmang, arizani ham daqiqatdan ko'rsatilgan. Mashinaning qismi hozircha alohida ish turga ajratildi. Bu ha, to'g'ri, alohida hozir ko'rilyapti, tugatilgan yo'q. Uni hali tugagan yo'q bu ish. Sattoriy Otabek, savollaringiz bormi? Yo'q, savol. Jabrlanuvchiga? Yo'q, savol. Ko'rsatuvlarni tasdiqlaysizmi? Demak, ko'rsatuvlar tasdiqlanmaydi, savollaringiz ham yo'q.
Yana bitta narsani unutaram sizga. Endi boshqa kela olmayman. Sotdi. Sog'ing. Oxirgi fikringizni yozma ravishda murojaat qilishingiz mumkin. Oxirgi fikr xatni yozma ravishda sudga murojaat qilishingiz mumkin. Muzokara o'rinda. Sudlanuvchiga nima da'vo qiladi? Faqat shu qonuniy chora ko'rishlarini so'rayman. Keyin meni mana shu moralni nimalarimni unga berishni so'rayman. Yaxshi, oxirgi fikrlaringizni yozma ravishda sudga murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, tarzibon. Rahmat.